Değerli meslektaşlarım, birazdan seminer programını uygulamaya geçeceğiz. Ama öncelikle bir iki konuyu paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz web sitemizde de ilan ettik. Plastik kapakları atmayınız, engelleri kaldıralım isminde bir sosyal sorumluluk projesine imza attık ismi olarak. Ve Türkiye Felçliler Sakatlar Derneği olarak burada bu kapakları toplayarak engelli vatandaşlarımıza ismi olarak, ismi ailesi olarak katkı sunacağız. Bu kampanyamıza ilgi göstermenizi yönetim kurulu adına paylaşmak istiyorum. Seminerden önce de biliyorsunuz kısa bir süre önce grup emeklilikle ilgili bir planımız sizle paylaştık. İSMO olarak grup emeklilik planı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra seminerimize geçeceğiz. Bu bilgilendirmesi yapmak üzere Gülseren Savaş hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İyi günler. Kusura bakmayın, çok hızlı konuşacağım çünkü tam 5 dakika vaktim var. Aslında bu sosyal güvenlik seminerinin yanında doğru bir konu oldu galiba. Dünyada bireysel emeklilik sistemleri her zaman için devletten gelen sosyal güvenlik sistemlerinin yanında olarak bulunmaktadır. Türkiye'de de bu yavaş yavaş anlaşılmış olup devlet tarafından çok ciddi kanunlarla desteklenmektedir. %25 iadeyi, yani devlet tarafından katkıyı hepiniz artık duyuyorsunuz herhalde. Fakat bireysel emekliliği lütfen bir sigorta gibi düşünmeyin. Çünkü sigorta olası ihtimali olan bir şeye karşıdır. Ama biz hepimiz yaşlanacağız. Dolayısıyla bu bir ihtimal değil. Yani o nedenle bireysel emeklilik için biz bireysel emeklilik sigortası demiyoruz, bireysel emeklilik sistemi diyoruz. Bireysel emeklilik sistemi bir fonlama sistemidir ve sizin birikiminizle hareket eder. Devlet güvenlik ise çalışandan topladığını emeklisine verir. Zaman içindeki bozulan dengelerle bütün dünyada bireysel emeklilik sistemi çok daha önem kazanmış durumdadır. Ben şimdi çok kısa olarak size bir iki konuyu anlatmak istiyorum. Gelirken burada şu sorular geliyor. Ben biliniyor diye onları aslında anlatmayacaktım ama çok hızlı anlatmaya çalışayım. Ne yapılıyor? Sizden belirli bir prim alınıyor. Bu aylık, 3 aylık, yıllık sizin arzunuza göre ödeyeceğiniz bir miktar. Bunu yine sizin seçeceğiniz ve SPK, Hazine Müsteşarlığı tarafından devamlı gözetilen fonlarda sizin için değerlendiriliyor. Siz tek başınıza hazine bonosu alamazsınız ama bir büyük sigorta şirketi bunu sizin için yapıyor. Dolayısıyla tek başınıza 100 lirayı her an bankaya yatırıp her ay bir şey elde edemeyebilirsiniz. Fakat beraber bireysel emeklilik sistemiyle her zaman için daha iyi getiri elde edeceksinizdir. Şimdi dediğim gibi bu bir opsiyondur ama sonuçta yaşlılığı düşündüğünüz zaman kendiniz için, eşiniz için, çocuğunuz için çok ciddi bir noktadır. Biz kendimiz hani bireysel emekliliğin önemini söylerken camianıza çok da özel bazı şartlar sunduk. Bireysel olarak asla elde edemeyeceğiniz şartlar, hatta bizim bildiğimiz kadarıyla böyle büyük bir camia için bile hiç sunulmamış şartları sunuyoruz. Giriş aidatı bir şey duyacaksınız. Bu giriş aidatı ilk başta ödenen bir rakamdır. Biz 0 diyoruz. Başka yerlerde 0 ama 3 sene önce ayrılırsan alırız gibi veya 5 sene önce ayrılırsanız alırız gibi laflar duyabilirsiniz. Biz 0 diyoruz. Yönetim gider kesintisi, ki bu her ay yatırır, yani her primden yapılan bir kesintidir. Biz yine 0 diyoruz. Bireysel başvurduğunuzda bulamayacağınız bazı fonları size öneriyoruz. Çünkü fonları seçmek sizin kendi hakkınız olacak. Fonlarda dediğim gibi esnek olarak seçim yapabilirsiniz.
Avivas'a şu anda Türkiye'deki en çok kurumsal müşterisi olan firma, sigorta şirketidir. Bu yüzde olarak değil, adet olarak. Yani en çok kurumsal müşteri Avivas'a da bulunmaktadır. Bunun getirdiği, mesela biz sizin için özel bir hat kurduk. Bu hattı aradığınız anda direkt size bakan danışmanlara rastlıyorsunuz ve hiçbir evrak doldurmadan gayet rahat ne yapmak istiyorsanız yapıp kapatabilirsiniz. Peki ben size bazı örnekler göstermek istiyorum. Arada masamıza buyurursanız sizin için yaşınıza, priminize uygun örnekler verebiliriz. Ama önce önerdiğimiz 3 fonun internette de yayınlanan yüzdelerini sunmak istiyorum. Şuradan ben göstereyim. Ya 15.9. Yani 3 fon, biz bunları öneriyoruz. Sizin planınızda 6 fon var. Fakat 3'ü, yani diğerlerini koymadım çok karışık olmasın diye. 1 sene önceki oranları 15.19'dur. TEFE TÜFE ortalaması eğer bir enflasyon katsayısıysa o da 5'tir. Yani 15.19 getiri, 5.09 enflasyon gibi düşünürsek, yani bir %10 net getiri. Hadi kötümser olalım 9. Hadi kötümser olalım 8. Ben daha da kötümser oldum. %5 getiriyle yaşa göre elde edilebilecek bazı rakamları koydum. Yani 18 yaşındaki bir kişi 100 lira yatırdığında 56 yaşında emekli olduğu anda bugünün parasıyla, bundan vergiler, enflasyon çıkmış halde 160 bin lira alacaktır. Bunu çocuğunuz için yapın, oğlunuz için, kızınız için yapın. 250 lira yatırırsanız 400 lira alacaktır. 500 lira yatırabilseniz 800 bin lira alacaktır. Şimdi yaş ilerledikçe bu gençken iyiymiş demeyin. Sonuçta 45, yani 46 yaş ve üstü için. Çünkü onlarda da avantaj, emekli olduklarında devlet katkı payını tümüyle alabiliyorlar. Yine rakamlara bakarsanız yatırdığınız prime göre ciddi rakamlar alabilirsiniz. Bunlar toplu paralar ama isterseniz bunu maaş olarak da alabilirsiniz. Tabii onun hesapları daha da kompleks olduğu için göstermiyorum. Biraz daha iyimser olabilelim. %9 büyümeyle ki yatırdığınız paraya getiri budur. Lütfen bu küçük paraları bir kenara koymaktan imtina etmeyin. Yani biz çok iyi bir teklif sunuyoruz. Fakat her halükarda unutmayın, bu bir sigorta değil, bu bir sistem. Hepimiz bir gün artık çalışmaz hale geleceğiz. Teşekkür ederim. Sorularınız için standdayız. Evet, Gülseren Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi seminer programımıza geçiyoruz. Evet, ilk konuşmacımız Sayın Cüneyt Olgaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürümüz. Buyurun efendim. İkinci konuşmamız Sayın Yakup Süngü, Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanımız. Üçüncü konuşmacımız iş sağlığı ve güvenliği uygulaması ile ilgili Doktor Rana Güven. Dördüncü konuşmacımız Sayın Ramazan Yıldız, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürümüz. Bir konuşmacımız daha var. Ferdi Karakaya, İş Sağlığı Güvenliği Yazılımları Kayıt Programı ve Takip İzleme ile ilgili bize kendileri de bilgilendirme yapacaklar. Evet. Buyurun. TÜRMOB'un değerli oda başkanları,
Çalışma Bakanlığımızın değerli Genel Müdür Yardımcısı, kurumumuzun değerli İl Müdürü, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, ben de şahsım ve kurum adına hepinize saygılarımı sunarak sunuma başlamak istiyorum. Benim sunumum genelde makroekonomik değişkenler içerisinde sosyal güvenlik reformunun 2008-2012 döneminde hangi noktadayız onu anlatmak. Ardından bugüne kadar, 2004'ten bugüne kadar uygulanan teşvik uygulamalarının durumunu sizlere aktarmak istiyorum. Evet, burada biliyorsunuz sosyal güvenlik reformu ile ilgili olarak 2008 yılında 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra çok kısa süre içerisinde biliyorsunuz 8 Mayıs 2008 yılında 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanunla birlikte 1 Ekim'den sonra bütün hükümleri yürürlüğe girecekti ve bu 6 aylık süreye ilişkin çalışmada bu süre içerisinde gerek ikinci mevzuat gerekse üçüncü mevzuat dediğimiz genelgeleri de bitirmek suretiyle sizlerin uygulamada yaşayabilecekleri sorunları yaşamamanız için o mevzuatlar o dönemde yetiştirildi. Yeni dönemde artık biz mevzuatları tekleştirip birleştirme çalışmaları yapıyoruz. İşin açısı daha yalın, daha net, daha anlaşılır bir düzeye getirmek istiyoruz. Reformun ana bileşenleriyle ilgili olarak şunu söyleyeyim. Burada tek bir emeklilik sigorta sisteminin hayata geçirilmesi. 1 Ekim 2008'den sonra ilk defa ister devlet memuru olsun, ister SSK'lı, ister Bağkur'lu eski adıyla olsun. Bu çerçevede işe girenlerin emeklilik sistemi artık aynı şartlarda 2036 yılına kadar biliyorsunuz 4447 sayılı kanun 8999'da resmi gazete yayınlanmasıyla birlikte 1 Ocak 2000 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşında emekli oluyor. Bu temel haklar korunarak 2036 yılına kadar devam ediyor ve 2036 yılından sonra 2 yılda bir yaş artırmak suretiyle kadınlarda 2048, erkeklerde 2044 yılında 65 yaş emekliliği söz konusu olacak. Genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulmasında hakikaten Ekim 2008'den önceki dönemi göz önünde bulundurduğumuzda sabahın 5'inde hastanelerde kuyruklarda bekleyen insanlarımızı hatırlayacağız veya bankalarda sıra bekleyen insanlarımızı göreceğiz. Özellikle hastanede çocuğunu tedavi ettirememenin ızdırabıyla intihar eden babaları hatırlıyorsunuz gazete manşetlerinde, televizyonlarda. Bunları artık yaşamıyoruz Allah'a şükür. Genel sağlık sigortasının hayata geçmesiyle birlikte sadece Türkiye'deki Türk vatandaşlarımız değil, Türkiye'ye sığınmış sığınmacılar, vatansızlar ve yabancı çocuklar da bu kapsamda genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımı alabilir düzeye ulaştılar. Özellikle eskiden kas sistemi olarak nitelendirebileceğimiz, isteğe bağlı emekli olmadan sağlık yardımı alamadığı, Bağkurlu'nun 8 ay prim ödemeden sağlık yardımı alamadığı, SSK'lının 90 gün çalışmadan hak sahibi çocukları ve eşi anne babası için 120 gün prim ödemeden sağlık yardımı alamadığı bir dönemden bugün bütün sigortalılar için 30 gün prim ödenmesi halinde sağlık yardımı alınabildiğini görüyoruz. Bu çerçevede 82 Anayasamızın 56. maddesinde yer alan genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesi olgusu da 2008 yılında nasip olmuş ve hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten Yeşil Kart Kanunu da biliyorsunuz genel sağlık sigortası hayata geçirilinceye kadar diye başlayan birinci maddesi de 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yeşil kartları da bu kapsama almamızla birlikte Türkiye'de bu kapsam dışında kimsenin kalmadığını ifade edebilirim. Yeni kurumsal yapı SSK Bağkur Emekli Sandığı ve 506 sayılı kanun geçici 20. maddesi kapsamında olan sandıkların ayrı birer sosyal güvenlik kuruluşları olarak faaliyet gösterdiğini hep birlikte gördük, yaşadık. Yeni dönemde bunların sosyal güvenlik kurumu çatısı altında birleştiğini görüyoruz. Sadece 5510'un da geçici 20. maddesi olduğu banka sandıkları, ticaret odası sandıkları da biliyorsunuz geçiş süreciyle birlikte artık sosyal güvenlik kurumuna Bakanlar Kurulu'nun uzatma süresiyle birlikte en geç 2015 yılında katılmasıyla birlikte artık tek bir sosyal güvenlik kurumunun hayata geçirildiğini görmüş olacağız. Yine prim ödemelerin toplulaştırılması, birleştirilmesi, tekleştirilmesi hususu da bu iş ve işlemler bitti. Bu çerçevede 2011 yılında kurulan Aile Sosyal Politikaları Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte tek elden yürütümü devam ediyor. Emeklilik sisteminin açıklarının uluslararası alanda kabul gören bir oran olan gayri safi yurt dışı hasıla içerisindeki payına baktığımızda reform yapılmasaydı
Özellikle %7'ler 8'ler seviyesine ulaşması demek, bunun artık sosyal güvenlik sisteminin emekli aylıklarında ödeyemez hale gelmesi, bir başka ifadeyle iflas etmesi anlamına geleceğini belirtmek istiyorum. Reformla birlikte artık yapılan simülasyonlar çerçevesinde mor çizgide görüyorsunuz, uzun vadede bu açıklarımızın gayri safi yurt dışı hasıla içerisindeki payının %1'ler seviyesine doğru gerileyeceğini görüyoruz. Evet, sosyal güvenlik reformunun değişimi, dönüşümü sadece mevzuatla değil, bir anlamda mantalitenin değişmesi, düşüncelerin değişmesi, dönüşmesi ve aynı zamanda vatandaşlarımızın hizmetlerini alabilecekleri insan odaklı bir mekanların hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğini gördük ve bu kapsamda birkaç örneğini sunumda yer alan bazı il müdürlüklerimizin eski hali yeni halini görme imkanı elde etmiş oluyoruz. Gerçekten şurası, yani bu dosyaların bulunduğu yer bir servis idi daha önceden ve vatandaşlarımız bu alanda dosyalarını bulmak, emekli aylıkları için işte Ankara'dan kimi tanıyabilirim, kime söyleyebilirim gibi insani olmayan bir durumla karşı karşıya kalmakta idiler. Yeni dönemde artık Allah'a şükür bunları görmüyoruz. Yeni mekanlarımız insana yaraşır, yakışır, daha rahat edebileceği, daha güzel mekanların oluşturduğu bir sosyal güvenlik kurumunu hep birlikte görüyoruz diye belirtmek istiyorum. Bu fotoğrafta da geçen açmış olduğumuz Çerkez Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzün son halidir. Sosyal güvenlik merkezleri de yeni dönemde bu kapsamda kendine has ortamda ayrı bir binası olan merkez müdürlükleri şeklinde yapılandırılacaklarını belirtmek istiyorum. Sosyal güvenlik reformundan sonra reel olarak baktığımızda gelirlerimizin %58'ler seviyesinde artmasına mukabil giderlerde %24'ler seviyesinde bir artış olmuş. Bunun da gelir gider makasının gelir lehine arttığını hep birlikte görüyoruz. Tabii bunların artması gelir gider açığı arasındaki gelir gider arasındaki farkın giderek düşmesinin temel hareket noktalarından bir tanesi. Birazdan Yakup Süngü Bey, Kayıt İslam'la Mücadele Daire Başkanı arkadaşımıza anlatacak. Kayıt İslam'la mücadele konusunda hayata geçirdiğimiz projeler ve yapmış olduğumuz bilinçlendirme faaliyetlerinin ve sahaya inerek işverenlerimizle bilgilendirdiğimiz faaliyetlerin çok ciddi etkisinin olduğunu belirtmek istiyorum. Aktif sigortalı çalışma çağındaki nüfus ile istihdam edilen nüfus arasındaki değişimlere baktığımızda biliyorsunuz 15-65 yaş arasındaki çalışabilir nüfusu emek arzı olarak tanımlıyoruz ekonomide, iktisatta. Bu alana giren ortalama %1.8-1.7'ler seviyesinde bir artış sağlanırken istihdama katılma oranlarının %7.3'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada da şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten bunun hayata geçmesinin temel ana faktörü bir kere ekonomideki güven ve istikrarın varlığının büyük payı olduğunu belirtmek istiyorum. Yakın zamanda OECD raporuna baktığımızda ülkemizde Türkiye'de 2013-2014 yılında istihdama katılacak 1.100.000 sigortalının daha olacağını, emek gücünün olduğunu ve bunların Avrupa bölgesi olarak ifade edilen 15 Avrupa Birliği ülkesinin yer aldığı bölgeden 3 kat daha fazla bir istihdamı sağlanacağını hep birlikte göreceğiz. Özellikle sigorta sayısındaki artışın bu anlamda ciddi katkısı var. Az önce kurum başkanımız ifade ettiler. 2008 yılında 15 milyon seviyesindeki sigortalı sayımızın 2012 yılında 18,5 milyona artması bu anlamda ciddi bir bilinçlenme ve sosyal güvenlik alanında ciddi çalışmaların yapıldığını görüyorsa bu çalışmaların yapılmasında siz değerli meslek mensubu arkadaşlarımızda çok ciddi katkıları var ve şunu da ifade etmek istiyorum. Sosyal güvenlik kurumu benzetecek olursak aslında futbolda Barcelona neyse sosyal güvenlik kurumda kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki yeri o. Dolayısıyla biz paydaşlarımızla çok ciddi paslaşıyoruz, bilgilendiriyoruz, eğitiyoruz ve hakikaten işin sonunda da ciddi bir anlamda istediğimiz olumlu bir sonuç ortaya çıkıyor. Yıllar itibariyle baktığımızda gelirlerin giderleri karşılama oranının 2012 yılında %78'ler seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. 2007'de %52'ler seviyesindeki bu oran %78'ler seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Açıkların gayri safi yurt dışı hasıla içerisindeki oranına baktığımızda %3'ler seviyesindeki bu açığın giderek azaldığını
müspet anlamda bir gelişmenin olduğunu ve bunun 1.2'ler seviyesine kadar düştüğünü görüyoruz. Devlet katkısının dahil edilmediği durumlarda ise %3'lük seviye, %2.8'ler seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vermiş olduğu hizmetlerin ve yapmış olduğu çalışmaların sahada sonuçları var mı yok mu diye baktığımızda yapılan çalışma, ampirik bir çalışma bu. Yapılan bu çalışma neticesinde özellikle siz meslek mensubu arkadaşlarımız %75'ler seviyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hizmetlerinden memnuniyet ifade ettiğinizi görüyoruz. Ve bunu da kamu kurumları açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yapılan bütün çalışmalarda vatandaş memnuniyetini artırıcı, bunu da göz önünde bulundurucu bir durumu göz önünde bulundurduğumuzu belirtmek istiyorum. Özellikle bazı ülkelerdeki sosyal güvenlik açıklarının gayri safi yurt şahsı içerisindeki oranına baktığımızda Almanya'da %2.5'ler seviyesinde, Polonya'da 2.3, Hollanda'da 2.8, Estonya'da 3.5 ve Euro 27 bölgesinde %1.6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Kayıt sistemde mücadele boyutuna özellikle Yakup Beyler bilgi verecek, ancak şunu belirtmek istiyorum. %1'lik bir kayıt dışılığının etkisi 650 milyon lira. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Meslek kodları konusunda kurum başkanımız açıklayıcı bilgiler verdiler. Sosyal güvenlik entegrasyon projesi bizim açımızdan çok önemli. SSK Bağkur Emek Sandığı yazılımlarının tekleştirilmesi, COBOL dilinin Java'ya çevrilmesi ve birbirini görmesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla anlaşabilen bir dil haline çevrilmesi çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek. 2010 yılında ciddi bir mesafe alacağımızı belirtmek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun donanım ve yazılım altyapısının güçlendirilmesi, geliştirilmesi çerçevesinde bir büyük, Avrupa'nın en büyük veri merkezini oluşturuyoruz. Bu çerçevede yaşanabilecek ve yaşanabilen kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yine kadim biz kamu kurum ve kuruluşlarının da kullanabileceği bir ortak elektronik denetim defteri çalışmamız var. Risk odaklı denetim merkezimiz var. Özellikle 2 milyon aileye bizim sağlıklı yaşam bilgilerini içeren bir kitabımız hazır. İl müdürlüklerimize gönderdik. İl müdürlüklerimiz bu ailelerimize ulaştırmak suretiyle gerek ilaçta akılcı kullanım, gerekse de sağlıkta dikkat edilmesi gereken hususlara yer veren bir çalışmamız. Ali 170 Çalışma Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile ilgili olarak kurum başkanımız ayrıntılı bilgi verdi. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Burada çalışanların 300 kişinin 50 tanesi engelli kardeşimiz, 200 tanesi kadın sigortalı. Bu anlamda da bu dezavantajlı grupları biz bu alanda istihdam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Sosyal güvenlik teşvikleriyle özellikle istihdam teşvikleri olarak nitelendirebileceğimiz teşviklerin hayata geçirilmesinin temel gayesinin ismi de üzerinde aslında istihdamın artırılması, dezavantajlı gruplarının istihdama katılım oranlarının artırılması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi olarak görebiliriz. Bugüne kadar 9 ayrı kanunla 9 ayrı teşvik sistemi hayata geçirildi. 31.12.2012 tarihinde sona eren 5084 ile başlayan bu süreçte bugün özellikle en çok tercih edilen teşviğin 5 puanlık prim indirimi teşvikinin olmasının temel nedeni, bu teşviklerin içerisinde temel domine etkisi yapan sebebe baktığımızda aslında bu 5 puanlık prim indirimde yararlanma şartlarının sade yanın olması olduğunu belirtmek istiyorum. Prim borcunun bulunmaması ve kayıt işi çalıştırmaması halinde bütün işverenlerimiz sigorta sayısına bakılmaksızın uzun vadeli sigorta kollarının %11 olan payının %6'ya düşmesi anlamına gelen 5 puanlık indirim söz konusu. Tabi bu teşvik uygulamalarıyla ilgili olarak yakın zamanda 7-8 tane ile gittiğimi belirteyim. Bu kapsamda meslek mensubu arkadaşlarımızın bize sorduğu en büyük soru, en çok sorulan soru aslında bu teşvik sistemlerin tekleştirilmesi, birleştirilmesi, sadeleştirilmesi. Az önce Yahya Bey'in kurum başkanımıza vermiş olduğu rapora da baktım. Orada da aynı talep var. Bununla ilgili olarak sadeleştirme konusunda bir çalışmamız var. Teknik anlamda mutfakta çalışıyoruz. Bunun neticelenmesi halinde zaten kamuoyuna açıklanacağını da belirtmek istiyorum. Yine 5084 uzatılıp uzatılmayacağı sorusu çok ciddi anlamda sorulan soru. 5084'ün uzatılması anlamda bir kanun çalışması yok. Ancak farklı bir teşvik uygulaması üzerinde teknik anlamda bir çalışma yapılıyor. Bunu da yakın zamanda Sayın Bakanımız veya ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımızın da açıklaması ihtimal dahilinde olduğunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz geçen sene Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda yapılan ve 5510 sayılı kanunun ikinci maddesinde yer alan bir teşvik uygulaması var.
Bu yeni teşvik sistemini daha ayrıntılı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu yeni teşvik sisteminin temel hareket noktası Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kere en büyük 10 ekonomiden birinin olunması, 500 milyar doları bulacak bir ihracat kapasitesine ulaşılması, bu ihracatın gerçekleştirilmesi ve kişi başına düşen gelirin 25 bin dolara ulaşması hedefleri olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kapsamda ülkemizde üretilen nihai bir malın aslında ara mallarla, ithal edilen ara mallarla gerçekleştiğini ve bunun dışa bağımlılık oranına baktığımızda 100 dolarlık bir ürünün nihai malın üretiminde 43 dolarlık bir ara malın ithal edildiğini görüyoruz. Bu da dışa bağımlılığın, bununla birlikte cari açığın artmasına sebep olduğunu görüyoruz. Özellikle bu dışa bağımlılık konusunda demir çelikte %28, otomotiv ve makinede %18, kimyasallarda %21, tarım ve tekstilde de %9'lar seviyesine ulaşan bir dışa bağımlılığın söz konusu olduğunu gördük. Ve girdi tedarik stratejisinin bu çerçevede yeniden belirlenmesi, yeni yatırımların bu alanda yapılması ve teşvik edilmesi amaçlandı. Bu yeni teşvik sistemi içerisinde genel teşvik uygulamaları, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar olmak üzere 4 ayrı kategorisi var. Özellikle sunuda da görüyorsunuz, bu teşviklerin yanında 6. bölgede yapılacak olan bir yatırımın gerek gelir vergi stopajı desteği, gerekse de işveren sigorta primi hissesi dışında ayrıca işçi hissesinin de asgari ücret üzerinden desteklendiğini belirtmek istiyorum. 6 bölge görece olarak daha az gelişmiş illerin sınıflandırıldığı yeni bir sistem oluşturuldu. Bu kapsamda şunu belirtmek istiyorum. 5084 kapsamındaki 49 ilimiz, 3 ilimiz 3. bölgede, 15 ilimiz 4. bölgede, 16 il 5. bölgede ve 6. bölgede de 15 olmak üzere dağılımının olduğunu görüyoruz. Öncelikli yatırımlar içerisinde özellikle bu öncelikli yatırım ister 1. bölge, 2, 3, 4. bölgede olması önemli değil. Bu öncelikli yatırımsa bu sanki 5. bölgede yapılmış ve 5. bölgedeki teşviklerden faydalanma imkanı getiren bir sistem. Burada madencilik yatırımları, deniz yolu, demir yolu, yük ve yolcu taşıma işleri, yine test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri yatırımlar, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kültür turizm koruma gelişim bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirecek eğitim alanındaki yatırımlar ve yatırım tutarı 20 milyon üzerinde olan belirli ilaç yatırımları, savunma sanayi yatırımları, belirli ilaç yatırımları özellikle sosyal güvenlik kurumu açısından önemli. Çünkü ithal ettiğimiz, kullandığımız ilaçların %80'ler seviyesinde bir ithalatla gerçekleştiğini belirtmek istiyoruz. Bu da ciddi bir stratejik sektör olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii bu sistemin temel amacı ne diye baktığımızda özellikle cari açığı azaltacak, yüksek teknoloji ve yüksek katma değeri olan yatırımların teşvik edildiğini görüyoruz. Bu yeni teşvik sisteminde yeni bir bölgesel baz esas alındı. Destek unsurlarında oranlar ve süreler farklılaştırıldı. Desteklenecek olan sektörler güncellendi ve 6. bölgede sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş olan illerde daha cazip teşviklerin uygulandığını görüyoruz. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. İyi günler. Saygıdeğer oda başkanları, değerli meslek mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı istihdamla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar konusunda kısaca size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu da belirteyim, kurum başkanımız da belirtti. Biz neredeyse bütün yollara radarlarımızı kurduk artık. Çünkü şuna inanıyoruz, kayıt dışıyla bir ülke büyüyemez. Mutlaka biz bu sorunu kısa süre içerisinde çözmeliyiz. Bu çerçeveden radara girmemeniz için ne yapmanız gerekir? Onu kısaca sizlere arz edeceğim. Sonra işbirliği konusunda neler yapabiliriz'i hızlı bir şekilde geçirip soru cevap kısmına geçeceğiz. Kurumsal bakış açısı olarak kayıt dışı istihdam nedir baktığımızda ücretlerin, sigortalıların, kişilerin bize hiç bildirilmemesi ve yaygın olan kısmıyla ücretlerinin çok eksik bildirilmesi. Yani 3 bin lira, 5 bin lira alan kişinin bize asgari ücret üzerinden bildirilmesidir. Daha çok çocuklar,
Tarım kesiminde çalışan kişiler yaygın olarak kayıt dışında çalışıyorlar. Şu anda ülkemizde sigortalıların yaklaşık yarısı asgari ücret üzerinden sigortalı olarak bize bildiriliyor. Nedenlerine baktığımızda tabii ben çok hızlı bir şekilde kurumsal bakış açısından hızlı geçeceğim. İşsizlik oranının yüksek olması, iş gücü eğitiminin düşük olması, bilgi ve bilinç eksikliği, gelir dağılımındaki adaletsizlik, genç emeklilik, işletmelerin %63'ü 1 ile 3 arası işçi çalıştıran kişiler. Kayıt dışı istihdamla neden mücadele etmeliyiz? Yani ülke olarak hem devlet olarak hem siz sivil toplum kuruluşları olarak. Gerçekten de mücadele edilmesi gereken bir alan. Çünkü hem sigortalarımızın zararına hem işverenlerin hem de devletimizin. Sigortalarımızın zararına en önemli husus sosyal güvenlik yardımları sunuyoruz arkadaşlar. Bunu en iyi bilen sizlersiniz. Belki benim kadar biliyorsunuz. Eğer bir kişi kayıt dışı çalıştırıyorsa ölmesi durumunda eş ve çocuklara aylık, yaşlanması durumunda kendisine aylık, iş göremezlik ödeneği, sağlık yardımı, analık ödeneği, kıdem tazminatı gibi haklardan mahrum kalır. İşverenleri gerçekten de ülke olarak ikna etmek durumundayız. Çünkü çok ciddi haksız rekabete neden oluyor. İkinci olarak birazdan da cezalara değineceğim, denetim fobisinin oluşmasına neden oluyor. Ve bazı işte kredilerde, KOSGEB kredilerinde vesaire gibi kayıt dışı işçi çalıştırdıkları için bunları beyan edemeyip kredilerden de mahrum kalıyorlar. Devlet açısından ise sosyal güvenlik primi kaybı, vergi kaybı, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve ahlaki dejenerasyona maalesef yol açıyor. Ülke olarak baktığımızda ülkenin en batısındayız şu anda. Sarı renk kayıt dışı oranın ülkemizde en düşük olduğu bölgeler. Ankara'nın batısı, bir de İzmir kısmı var. Doğuya ve kuzeye doğru ilerlediğimizde kayıt dışı istihdam oranımız maalesef gittikçe yükseliyor. Aslında ülkemizde kayıt dışı istihdam oranını %40 olarak, 39 olarak veriyoruz da bu tarımda TÜİK'in hesaplaması biraz farklı. %84 olarak çıkıyor da aslında sanayi ve hizmet sektöründe gerçekten de ülke olarak ciddi mesafeler kat ettik. Ve %22'lerde %28'lere kadar el birliğiyle bunu düşürmüş olduk. En yaygın olduğu alanlar kayıt dışı inşaat ve bayındırlık alanlarıyla diğer nitelik gerektirmeyen hizmetler. Az önce sigorta kısmından da bir arkadaşımız sunum yaptı. Sigortacı kısmında gerçekten de kayıt dışı boyutuyla da fazla sorunumuz yok bankacılık ve eğitim hizmetlerinde. Eğitim durumu yükseldikçe genel olarak kayıt dışı daha düşük. Yaş yükseldikçe kayıt dışılık maalesef artıyor. Ve 2012 yılından bu yana tüm devlet, kurum ve sosyal tarafların mücadelesi sonucu kayıt dışı oranı %52'lerden %39'lara kadar düştü. Bu gerçekten de çok ciddi başarı. Az önce genel müdürümüz de belirtti, yani bir puanın ne kadarlık bir katkı sağladığı konusunda. Peki kayıt dışı böyleyken biz kurum olarak ne yapıyoruz? Yani evet kayıt dışı çalıştırın diyoruz da hangi yöntemleri kullanıyoruz? Öncelikle şunu diyoruz. Sosyal güvenlik kurumlarının hizmet kalitesi iyileştirilmelidir. Daha önce biliyorsunuz uzun kuyruklar, maalesef bütün bilgi ve belgelerdeki sıralar, biz bunların hepsini bir tarafa bırakarak şunu diyoruz. Ödediğiniz primler size doktor, hemşire, ilaç ve maaş olarak geri dönecektir. Bu konuda bunları size sunarken de nitelikli bir şekilde, insana yakışır bir şekilde sunalım diyoruz. Kurum başkanımız da bahsetti, memnuniyet oranımız gerçekten de daha önce %15'lerdeyken %70'leri aşar düzeye geldik. İkinci olarak işverenlerimiz hep şunu söylerlerdi sunumları yaparken, primin maliyetini düşürün. Ne kadar düşüreceğiz? Muhtemelen sıfıra kadar yolu var bunun. Eskiden devlet prim alırdı. Şu anda devlet işçi ve iş veren gibi bir taraf değil, sosyal ortak. Genel müdürümüz de bahsetti, 5 puanlık primi sizin gibi devlet ödüyor, sizin adınıza. Ve teşviklerde hazine ve diğer kurumlar devlet vatandaşın yanındaki koltuğa oturarak onun gibi prim ödüyor. Ve maliyeti gerçekten de önemli oranda düşürmüş olduk.
Basit bir hesaplamayla bugün asgari ücret üzerinden çalışan bir kişi 300 küsür prim ödüyor. Ve en düşük emekli aylığımız 700 lira. Yani bir kişinin emekli olarken olana kadar aktif olduğu tüm dönemde ödediği primi yaklaşık 10 yıl 15 yıllık süre içerisinde maaş olarak kendisi geri alıyor. Arkadaşlar özellikle kayıt dışı belki hani uygulamanızı çok ilgilendirmiyor da mutlaka radara girmeyin diyoruz. Çünkü bir yıl kayıt dışı bir işçi çalıştırırsanız maliyeti 30 bin lira ceza ve prim. Yani bir kişinin 7 yıllık 8 yıllık primini eğer yakalarsak bir seferde alabiliyoruz. Ve geçmiş 10 yıllık kaydı inceleyebiliyoruz. İşte bir yıl kayıt dışı çalıştırdım yakalanmadım 2 yıl 3 yıl. Arkadaşlar ciddi bir ağ kurduk. Gerçekten de bunun bir sonu yok. Mutlaka bir gün yakalanacaklar. Kayıt dışı zaten sizin çalıştırdığınızı varsaymıyoruz da. Sadece defterlerinizi tuttuğunuz mükellefler açısından sizlere hitap ediyoruz. Bir de bunun yanı sıra tabii kayıt dışı işi çalıştırınca teşviklerden de mahrum kalıyorsunuz. Yaklaşık bir firma 10 işçi çalıştırıyorsa bir yıllık maliyet 6000 lira civarı teşviklerden mahrum kalabiliyor. Tabii biraz da toplumu gerçekten de inandırmak lazım, bilgilendirmek lazım. Bu hani vatandaş işverenle pazarlık yapabiliyor. İşverenle sosyal güvenliğin önemi çalışanlara neden sigortalı olmalısınız? Onu vatandaşa inerek yani Ankara'da oturarak maalesef masa başında bu işler olmuyor. Değerli odamız Turmob'un ve diğer sosyal taraflarla işbirliği içerisinde her yere gideceğiz. Hakkari'sinden Tekirdağ'ına kadar. Bu işin önemini anlatacağız. Tabi bunu yaparken insanları gerçekten de burada toplamak zor. Dışarı çıkarsanız binlerce insan sokakta geziyor. Onlar için de sosyal hayatlarını bozmadan, yaşam kalitelerinden taviz vermeden, dizi izlerken, sinemaya gittiğinde sosyal güvenliği bir senaryo içerisinde sempatik bir kanalda görebilsin. Sağ olsun o konuda film yapımcıları, dizi yapımcılarından ciddi destekler gördük ve umarım göreceğiz. Çeşitli afişler hazırlayıp Türkiye'nin dört bir yanına gönderdik. Sinemalarda işte yaklaşık bir 10 milyon kişinin istediği reklam filmlerini hazırlayıp sinema kuşağından öncesine koyduk. Devlet tiyatrolarıyla oyunların içerisinde repliklere yer verecek şekilde protokolümüzü imzaladık. Asker ocağı tabii bir eğitim yuvasıdır. Buna inandık. Genelkurmay Başkanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığımızla görüştük. Yurt sevgisi eğitimi içerisinde artık sosyal güvenliğin önemi, sosyal güvenlik sevgisi eğitimleri de yer alacak. Çünkü askerliği bitiren gerçekten de çalışma çağının başındaki nüfusumuzdur. Ya işveren olarak ya çalışan olarak çalışma hayatındaki yerini alacaktır. En azından tezkereyi almadan sosyal güvenliğin faydasını da görebilsin. Şu ana kadar anlattığım mevcut nesil açısından ne yapmalıyız? Biraz da gelecek için ne yapmalıyız gelecek nesillerde? Avrupa'ya işte Sayın Genel Müdürümüz de beraber gitmiştik. Çok değerli kurum temsilcilerimiz de gidiyor zaman zaman. Şunu görüyoruz. Orada gerçekten de bizim çabamızın %10'u da yok. Şunu diyor yani kayıt dışı işçi çalıştırmaması için işverene teşvik vermemize gerek yok diyorlar. Zaten görevini yapıyor. Yapmalıdır da. Bu kültür bizde oluşmalıdır. Maalesef biz toplum olarak son yıllara kadar yani devletten ne kadar kaçırabilirsek vatandaş olarak böyle düşünmüşüz, böyle gitmeyeceği konusunda gelecek nesillere ilkokul çağından bu yana bakın arkadaşlar ben üniversitede iş hukuku dersini görmüştüm. Çalışma hayatında işe girerken sosyal güvenlik kurumundan müfettiş olarak başladım. Sosyal güvenliği orada duydum. Ama ilk öğretim çağındaki, ortaokuldaki ve lisedeki öğrencilerimiz bu işin bir hak olduğunu, insan hakkı olduğunu ona ihlal etmenin de insan hakkı ihlali olduğu konusunda Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak çalışmamız vardır. Umarım bu bir yıl içerisinde sonuçlanır. İkinci olarak gerçekten de bir bilgi ağı kurduk. 28 tane kurumdan işlem yapılan 68 adet işlem kalemin bilgisi bize geliyor. Hiç fark etmeden bankada hesap açtığınızda,
karayollarında trafikte seyrederken kontrole tabi tuttuğunuza ilişkin adınızı, soyadınız, TC kimlik numarası, çalıştığınız iş yeri bilgileri bize gelecek. Denetleyerek yakalamasak dahi bilgi paylaşımı yoluyla mutlaka yakalayacağız diye düşünüyoruz. Karayolları yol denetimi istasyonu, şöyle istasyon gördüğünüzde bilin ki o istasyonda aracı kullanan sürücülerin sosyal güvenliği açısından da denetimi yapılıyor. Hem karayollarının radarı vardır, hem bizim radarımız vardır. Oradan ceza yiyince asıl önemli kısmı bize gelecek. Çünkü kişiyi suçüstü yakalamış olacağız. Çünkü halasının kamyonunu kullanmış olmayacak. Büyük ihtimalle o kamyonda çalışıyordur. İlgili devlet görevlisi suçüstü yakalamıştır ve biz de sigortalığını sağlayacağız. İdari para cezasını da uygulayacağız. Yaklaşık 1 milyon ticari araç var ve ticari taksiler, ki İstanbul'da bile belki 100 bini aşkındır. Ceza yiyen ticari araç ve şoförünün bütün bilgileri, aracın plakası, şoförün TC numarası, tescili esas bütün belgeler var. Yaklaşık sanırım bir ay içerisinde bu sistemi kurmuş olacağız. Polis radarına girdiğinizde dikkat edin, bizim radarımıza da girmiş olacaksınız. Ama biz mutlaka girmeyin isteriz. Girdikten sonra yapılacak bir şey var mı? Var. Ankara'ya benim yanıma gelirseniz bir çay kahve ısmarlarım. İl müdürüne giderseniz sanırım o da bir kahve ısmarlar, ama ötesi gerçekten de yok arkadaşlar. Lütfen bu radara girmeyin. Sayın Başkanımız da bahsetti. Her kurum kendisinin sorununu çözmeye çalışıyor ülkede. Şunu dedik. Alan denetimi yapan çok büyük iki kurum var. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanı. 10 bin tane yoklama memuru var yaklaşık. Onlar vergi levhasına bakıyor, biz de işçiye bakıp çıkıyorduk. Artık onlar da bir iş yerine girdiğinde, biz de girdiğimizde hem vergi levhasına, hem iş yerinin metrekaresi, hem çalışan kişilerin adı ve soyadlarına bakıp tutanağı alacağız ve çok yaygın bir denetim yapılacak. Bu konuda lütfen arkadaşlar mükelleflerimizi uyaralım. Yani 1,5 milyon iş yeri içerisinde mutlaka mükelleflerinize denk gelinecektir. Bu konuda şimdiden önlemini alalım. Yaklaşık 1-2 ay içerisinde, belki 1 ay içerisinde başlamış olacağız. Bu da örnek bir tutanağımızdır. Ceza umarım yemezsiniz. Ceza gelirse tutanağı detaylı bir şekilde incelersiniz. Bazı kısımlara hızlı geçiyorum. Genel müdürlüğümüz bünyesinde risk analiz merkezini kurduk. Tabi rehberlik teftiş başkanlığımızda da var. Maliyede arkadaşlar 3 milyon iş yeri var yaklaşık. Bizde de 1,5 milyon var. Şunu hepimiz biliyoruz. Mutlaka bir mali müşavirin bürosunda avukat, doktor, mühendis, mimar, bir sekreter var. Bunları bile kayda alırsak yaklaşık 2,5-3 milyonu yakalarız. İspat etmek, belgelemek kolay mı? Tespit çok kolay. Oturarak bir telefonu açarız. Zaten bütün mali müşavirlerin bilgileri sizde var, avukatların, barolardan. Sekreteri muhtemelen bir hanım kızımız açacaktır. Adını soyadını alır, direkt ziyaretine gider, bir çayını içeriz. Tescili yaparız, iş yerini de sigortalı olarak, tescilli olarak kuruma bildirimini sağlarız. Bu çalışmalara maliye ile az önce başkanımız da belirtip protokolü imzalama noktasına geldik. Mükellef bildirim sistemindeki bütün bilgileri alıp çapraz denetimleri yapmış olacağız. Yaklaşık 4-5 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon kayıt dışına tespit ettik. Çok zamanınızı almamak için meslek kodunu çok hızlı geçeceğim arkadaşlar. İl uluslararası meslek kodunu belirlemiş. Yani iş yerinin meslektik, işçinin iş yerindeki kimliği, unvanı ve pozisyonu. Şu ana kadar genel müdür de kapıcı da adı soyadı Yakup Süngü, TC numarası şu ve ücret, asgari ücret. Ama kimin genel müdür, kimin sekreter, kimin notacı olduğunu bilemiyorduk. Bunu bildirgemize aldık. Yasal altyapısı da oluşacak. Mutlaka bunu, bir ay geçti SGK bir şey yapmadı ama meslek kodunu bildirmeyelim ve düşük bildirelim deyin. Mesleği hataen yanlış bildirebilirsiniz. Ona belki yakın bir şeyse, yorumlama farkıysa bir sıkıntı olmaz da, mesleği girdiğinizde bir doktoru, bir mimarı, bir mühendisi, bir mali müşaviri asgari ücret üzerinden gösteriyorsanız 10 yıllık kayıt inceleme yetkimiz var ve bu bilgiler belki 100 yıl boyunca bizde saklanacaktır, kişiler emekli olsa dahi.
Mutlaka bunlar karşınıza çıkacaktır. Buradaki amaç arz talep dengesi sonucu oluşan piyasaya asla müdahale etmek değil. Yani avukatı 5000'den bildirin demiyoruz. Piyasa şartları neyse, gerçek durum neyse, arz talep dengesi nerede çakışmışsa o ücretten bize bildireceksiniz. Örnek olarak sağlık sektörünü mercek altına aldık, spor camiasını mercek altına aldık. Söylememek bazen diliniz bile varmıyordu. 20 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin ücret alanlar maalesef 978 bin üzerinden kuruma bildirdiğini tespit ettik. Bu şekilde hepsinin karşılarına çıkıp önce rehberlik ve ikaz, gereğini yapmazlarsa biz gereğini yapmış olacağız. Çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Saygılar sunuyorum. Bu güzel sunumun ardından ben de sizleri selamlayarak sözlerime başlamak isterim. Çok değerli oda başkanlarım, değerli genel müdürüm, çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, sizleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Benim sunumumda böyle güzide bir topluluğu bulmuşken hem iş sağlığı güvenliği kanunundan bahsetmek istiyoruz. Hem de o kanuna geçmeden güvenlik kültürü kavramının neden hepimiz için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ben sözlerime başlayacağım. Ardından kanunla ilgili kısa bir bilgilendirmem olacak ve bu konudaki çalışma planımızı sizlerle paylaşacağım. Benim konuşmamın ardından da çok değerli uzman arkadaşım bu alanda yürütmekte olduğumuz elektronik tabanlı, yazılım tabanlı bir çalışmayı sizlere bilgilendirmek üzere aktaracak. Değerli katılımcılar, siz bugün bu toplantı salonuna geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak sayısız ilde farklı etkinlikler yapıyoruz. Ama doğrusu ben bu alanda 28 yıllık tıp doktoruyum. 12 yıldır bu görevdeyim, genel müdür yardımcısıyım. Ama ilk kez bu sene Malatya'daki kanun bilgilendirme toplantımızda yoğun bir serbest mali müşavir kadrosuyla, katılımcısıyla karşı karşıya kaldık ve çok zevkli ve doğrusu bizi de yönlendiren bir toplantı olmuştu. Dilerim bugünkü toplantı da hem sizler için hem bizi yönlendirmeleriniz açısından verimli geçer. Ve sözü tekrar sunuma alayım. Siz bu salona gelirken bugün, hele İstanbul trafiğinde, pek çok riski göze alarak geldiniz. Kaplumbağa için risk nedir diye sormak isterim. Herhalde başını dışarı çıkarmasıdır ki yürüyebilsin. Ama kaplumbağa yaşamını sürdürebilmesi için başını dışarı çıkarıp yürümek zorundadır, hareket etmek zorundadır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatımızın her aşamasında evden okula, okuldan çalışma yaşamına ya da emeklilik hayatına, günlük yaşamımızın her noktasında pek çok riskle karşı karşıyayız. İş sağlığı ve güvenliği bu risk gökkuşağının içinde sadece bir başlık. Ve mutlaka bir riskle karşı karşıya kalacağımızın ayırdığında farkında olalım. Ve şunu bilelim ki riskler kontrol edilebilir, korunulabilir, öğrenilebilir ve analiz edilerek azaltılabilir. Hülasa yönetilebilir. Bu anlamda günlük yaşamımızın bir parçası olarak riski yönetmeyi becermek zorundayız, öğrenmek zorundayız. Bu amaçla 2005 yılından bugüne hem Milli Eğitim Bakanlığımızla hem diğer ilgili kurum kuruluşlarla yürüttüğümüz pek çok çalışmamız var. Belki günlük yaşamınıza aksedenleri oluyor ama yeterli mi? Değil. Bakın sizlerle buluşmamız bile bu kadar gecikmiş durumda. Ama bundan sonrası için daha umut var.
ve sizin desteğinizle daha güçlü çalışmalara imza atacağımızı düşünüyoruz ve sizin desteğinize çok ihtiyaç duyuyoruz. Ben bir halk sağlığı uzmanıyım ve halk sağlığında esasında korunma asıldır, temeldir. İş sağlığı güvenliğindeki yeni yaklaşımda da temel kavram, temel yaklaşım koruma ve önlemedir. Bunun üzerine bina ediyoruz bütün yapıyı. Ve aslında risk hiç ortada yokken birincil düzeyde koruma, risk ortaya çıktığında ikincil düzeyde, riskle karşı karşıya kalıp başımıza bir sıkıntı geldiğinde de yine rehabilitasyon hizmetleri anlamında üçüncül korumadan bahsetmek mümkün. Aslında bütün bu sürece biz güvenlik kültürü diyoruz. Ve güvenlik kültürünü şu şekilde tanımlamayı tercih ediyoruz. Kişilerin, her birimizin kendi sağlığımızı koruma ve geliştirme ve güvenliğimize önem verme bilincine erişerek tüm toplumda sağlık ve güvenliğin yaşam boyu sürdürülebilmesi için bir çabanın birlikte üstlenilmesi ve yaşama geçirilmesi. Aslında güvenlik kültürü kişinin bireysel olarak davranışıyla başlıyor. Önce evde bebekken annemiz bize dokunma yanarsın diye sobaya yanaştırmıyor ya da sıcak sudan sizi koruyor. Okula başlıyorsunuz, karşıdan karşıya nasıl geçeceğinizi aslında çok güzel bir risk değerlendirmesiyle öğreniyorsunuz. Önce sola, sonra sağa, tekrar sola bakarak karşıya geçmek aslında tipik bir risk değerlendirmesi davranışıdır. Bireyde oluşan bu güvenli davranış bilinci ailedeki güvenlik kültürünü oluşturuyor. Çalışma hayatına girdiğinde bu bireyler işletmede bir güvenlik kültüründen söz edebiliyoruz. Ve topyekün bir endüstriyel kültür ancak ve ancak her bir çalışanın güvenlik kültürünü kavramış ve içselleştirmiş davranışına dönüştürmüş olmasıyla mümkündür. Ve ancak o tarihten itibaren diyoruz ki ulusal düzeyde bir güvenlik kültürünü sağlayabiliriz. Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir, öğrenilebilir ve öğretilebilir diyoruz. Ve hepimizin ihtiyacı olduğunu biliyoruz, günlük yaşamımızın vazgeçilmezi. İş sağlığı güvenliğinden bahsederken değerli katılımcılar, bizim iki temel göstergemiz var. Bunlardan birisi iş kazaları, diğeri meslek hastalıkları. Bu iki göstergeyle hem Türkiye'de hem dünyada alanı bu şekilde izliyoruz. Bizim temel veri kaynağımız da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri. Aslında iş kazası ve meslek hastalıkları sadece meydana geldiği iş yerini ya da maruz bıraktığı kişiyi etkilemiyor. Bir toplum sağlığı sorunu ve ciddi bir sağlık sigortacılığı yükü ortaya çıkıyor hem ekonomik hem hukuki olarak. Ayrıca iş barışını olumsuz olarak etkiliyor ve bütün sosyal yaşama etkileniyor. Bir kazalının bütün ailesinin bundan etkilendiğini ya da iş yerinin bundan etkilendiğini biliyoruz. O zaman şunu bilmek gerekir ki meslek hastalıkları tıp dünyasında %100 önlenebilir olan hastalık grubudur. Meslek hastalıklarını %100 önleyebiliriz. İş yerinde gerekli tedbirleri aldığımız takdirde hiçbir kişi meslek hastalığına yakalanmaz. İş kazalarında %2'lik bir önleyemediğimiz kısmı olabiliyor. Dışarıdaki iş yerlerinden size sirayet eden bazı nedenlerle iş kazası meydana gelebilir ama onun da %98'ini önleyebiliyoruz. Bu temel verilere rağmen ülkemizde iş sağlığı güvenliğinin genel gidişatını değerlendirmek gerekirse çok olumlu gelişmeler olsa dahi bazı sıkıntılarımız var. Bir ülkede iş kazası ne kadar azalıyor, meslek hastalığı ne kadar çok tespit ediliyorsa o ülkede iş sağlığı ve güvenliği daha gelişmiştir diye biliyoruz. Bu bir literatür bilgisi. Ve Türkiye'de iş kazalarında ciddi azalmalar sağlıyoruz. Son 60 yıla baktığımızda hayli azalma var. Ancak meslek hastalıkları ile ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Son rakam yine 1000'i dahi bulmadı. Oysa toplam çalışan nüfusuna baktığımızda yüz binlerle ifade edilen, yüz binin üzerinde her yıl yeni ortaya çıkan meslek hastalığı vakası olması gerekir.
Burada pek çok faktörün rolü var. Bu konuya konuyu dağıtmamak adına girmeyeceğim ama bununla ilgili ciddi bir savaş içindeyiz. Ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Ve 2 yıldır Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimizle birlikte yürüttüğümüz proje 3. aşamasıyla bu yıl yine devam edecek. Meslek hastalıklarını tespitte ciddi bir gayret içerisindeyiz. Rakamlara baktığımızda hem dünyada hem Türkiye'de ciddi sıkıntılarımız var. Her yıl dünyada ILO rakamlarına göre 270 milyon iş kazası meydana geldiğini biliyoruz. Meslek hastalıkları nedeniyle meslek hastalığı sayısına baktığımızda ise 160 milyon çalışanın meslek hastalığına yakalandığı tahmin ediliyor. Bu bir tahmin, projeksiyon olarak bildirilen rakamlar. Bunun bir de sosyoekonomik boyutu var tabii. Ekonomik bütçe olarak da baktığımızda dünya gayri safi milli hasılasının 30 trilyon doları iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybediliyor. Avrupa'da da benzer bir durum var. Avrupa'da her 5 dakikada bir çalışan iş kazası geçiriyor. Her 2 saatte bir çalışan da yaşamını yine iş kazası nedeniyle kaybediyor. Dünya ile karşılaştırmalı hazırladığımız bu slaytta Türkiye fotoğrafını sizinle paylaşmak isterim. Türkiye'de maalesef her gün 172 ortalama iş kazası meydana geliyor. 4 çalışanımız iş kazası nedeniyle yaşamını kaybediyor. 6 kişi ise sürekli iş göremez hale geliyor. Peki bütün bu tablonun ardından bir iş sağlığı güvenliği kanunu yayınlandı. Hepinizin malum olduğu üzere 30 Haziran 2012 tarihinde. Bu üzerinde yıllardır çalıştığımız bir Afrika ülkesi olan Burkina Faso'da dahi 1987'de çıkarılmış bu kanuna Türkiye Cumhuriyeti nihayet 2012 yılında kavuştu. Çok gecikmiş bir kanundu. Ben bizzat 2005'ten beri çok yoğun bir şekilde içinde çalıştık ama uzlaşıyla yayınlanması bu kadar vakit aldı. Ama sonunda artıları eksileri olabilir, eleştirilerimiz olabilir ama bir müstakil iş sağlığı güvenliği yasasına kavuştuk. Bu ne demek? Artık çalışan ayrımı gözetmeksizin, kamu ya da özel sektör ayrımı gözetmeksizin her çalışanın bir iş sağlığı güvenliği şemsiyesi altında korunmasını sağlayan bir yasamız var. İş yerlerini 3 sınıf başlığı altında tehlike derecesine göre sınıflayarak bir yaklaşım benimsendi. Ama en temel yaklaşım az önce de vurguladığım gibi önleyici ve koruyucu yaklaşım. Bunun içinde risk bazlı yaklaşım var. Çalışanların her aşamada konuya katılımının sağlanması, haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi ve nitelikli uzman desteği söz konusu. Açılış konuşmasında oda başkanım da biraz sistemle bahsetti. Doğrusu cevap hakkı doğmuştu. Burada temel dayanağı bu yasanın değerli katılımcılar hem ILO'nun 155-161 sayılı sözleşmeleridir hem de Avrupa Birliği'nin çerçeve direktifi temel alınmıştır ve onun gerekleri yerine getirilmektedir. Ve aynı şekilde ona paralel olarak bu sözleşmelere, direktife paralel olarak 3 seçenek sunulmaktadır işverenimize. İşveren uygun niteliklere sahipse kendisi bu işi üstlenebilir. İçeride bir iş sağlığı güvenliği birimi kurabilir ya da dışarıdan ya kurulu bir ortak sağlık güvenlik birimi ya da Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alabilir. Bu 3 seçenek söz konusu kanun uygulamasında. Önleyici yaklaşım da en temel adım risk değerlendirmesi. Ama sizlerden istirhamım şu değerli katılımcılar, işverenlerinizi bu konuda rahatlatmanızı istirham edeceğim. Risk değerlendirmesi yönetmeliği belki biraz daha teknik düzenlendi ve istenen rahatlamayı sağlamamış olabilir, bu eleştirileri alıyoruz. Ama gözünüzde büyütmeyiniz. Özellikle çok küçük ölçekli işletmeler için, bir apartman için, bir hizmet sektörü için, kasaplar, berberler, manavlar, bakkallar gibi küçük sayabileceğimiz esnaf grupları için ilgili meslek odalarıyla birlikte hazırladığımız kontrol listelerimiz yayınlanacak. Üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 150'ye yakın kontrol listesi ve uygulama rehberi diyeceğimiz çok küçük bloknotlar ya da işte broşürler halinde
yayınlamayı planladığımız hazırlıklarımız var. Bunlar sadece basit kontrol listeleri şeklinde uygulanabilir risk değerlendirmesi rehberleri olacak. Bunu çok gözünüzde büyütülmemesini istirham ediyorum özellikle. Çalışma ortamı gözetimi, sağlık gözetimi, acil durum planı gibi kanunun işverenden beklentileri önleyici yaklaşım kapsamında uluslararası sözleşmelere paralel olarak getiriliyor. Bakanlık çok önemli bir adım attı. Doğrusu bu adımın uluslararası arenada da çok büyük bir övgüye mazhar olduğunu sizinle paylaşmak isterim büyük bir övünçle. Çünkü Türkiye'de işletmelerimizin %85'i zaten ondan az işçi çalıştırıyor. Ve bu ondan az işçisi olan işletmelerden tehlikeli ve çok tehlikeli olanların iş sağlığı, güvenliği, hizmet bedeli bakanlığımızca, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun iş kazası meslek hastalıkları prim havuzundan karşılanacak. Bununla ilgili metodolojiyi, yöntemi belirlemek için Sayın Başkan'la da TÜRMOP Başkanımızla da az önce görüştüm. Hem odalarınızın desteğini almak isteriz. Bir Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir ortak komisyon kurduk. 30 Haziran'a kadar bu belirlenmiş, yayınlanmış olacak ve 1.7.2013'ten itibaren uygulama başladığında bu desteğin nasıl alınacağını ilgili taraflar görmüş olacak. Bu çok çok önemli bir sosyal devlet anlayışı ve desteğidir. Bunun altını çizmek isterim. Alanda iş sağlığı güvenliği profesyonellerinden bahsediliyor. Bu konuda bu profesyonellere ciddi yükümlülük getiren kanun maddeleri yer aldı. Bu konuda da eleştiriliyoruz esasında. Bu işi yapmayı artık endişeyle karşılayan bir grup uzman da var karşımızda. Çünkü çok ağır sorumluluklar getirildiği söyleniyor. Ama bu konuda kendilerini rahatlatmaya yönelik ya da çalışırken kendilerini de riske etmemeleri için gerekli alt düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz ve hem yazılı bildirim olarak hem bakanlığa bildirim imkanı verilerek, ki bunu çok suistimal edileceği söyleniyor ama lütfen bu bakanlığa ihbarı şöyle değerlendirelim. Elbette iyi niyetli çok işverenimiz var ama bazen de ikna etmekte güçlük çektiğimiz işverenlerimiz olabilir. Ben de bir iş yeri hekimiydim hem de kamuda. Ama gidip bazı şeyleri anlattığımda bir şube müdürümüz şöyle demişti bana. Rana Hanım, vadesi yiten gidiyor zaten. Siz ne yapabilirsiniz ki demişti. Şimdi böyle bir anlayışta siz o kişiyi de eğitmekle yükümlüsünüz. İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, mali müşavir olarak o iş yerine giren, dışarıdan giren, çıkan uzmanlar olarak işvereni bu konuda bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek zorundayız. Bunun temel ihtiyaç olduğunu, aslında bu alana yatırım yaptığı bir birimlik yatırım karşılığında en az iki birimlik bir geri kazanımı olacağını ifade etmek ve izah etmek durumundayız. Bu bir kültür oluşumu, bugünden yarına olmuyor elbette ama bundan vazgeçmeyip sevdayla, gönülle bu alana hizmet etmek gerektiğini düşünüyorum. Bizzat alanda çalışmış biri olarak. Ve bakanlığa bildirim zorunluluğunu belki işverene son koz olarak kullanılabileceğini söylemek isterim. Bakın ben sizi uyarıyorum. Onaylı deftere bunu yazdım. Kurul kararı olarak aldırdım. Hala bunu yerine getirmediğiniz takdirde bakanlığa bildirmek zorundayım. Bildirim yapmadığım takdirde ben suçlu olurum diye son bir koz olarak işvereni bu alana yönlendirmek için kullanılabileceğini umuyoruz. Uygulamayı hep birlikte göreceğiz. Ciddi bir işverene karşı yükümlülüğü var bu alanda çalışan uzmanların. Ama tabii ki bu iş sağlığı güvenliği hizmetini uzmanlara vermek demek işverenin temel yükümlülüklerini göz ardı ettirmiyor hukuki olarak. Ve bir başka önemli gelişme aşama. Bugüne kadar hekim ya da mühendislik hizmetlerini biz kamuda özellikle ilave bir görev olarak yaptırırken artık İş güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimliği yapacak olan kamudaki profesyonellere ilave bir ücret ödenmesi kanunen bir hak olarak getirilmiş durumda. Ama bu süreçte uzmanın yeterliği ya da görevini doğru yapıp yapmadığı da izlenecek ve gerektiğinde askıya alınması söz konusu olabilecek.
Tek bildirim az önce Sayın Sosyal Güvenlik Kurum Başkanımız da bildirdiler. Bu çok önemli, hayati bir konu. İşverenin yükümlülüklerini azaltmaya, mükerrer iş yapmalarını önlemeye çalışan bir başka müdahale. Tek bildirimle iş kazası, meslek hastalığı ve e-bildirgeyle bildirilmeye başlanmıştır. Meslek hastalığında önemli bir aşama, bir değişiklik olarak yine kanunla az önce söylediğim gibi tanıda çok sıkıntımız var. Bunun önünü açmak için şimdiye kadar olmayan bir yöntemi ya da uygulamayı hayata geçirdik. Artık her bir iş yeri hekimi ya da sağlık hizmet sunucusu şüphelendiği meslek hastalığı ön tanısını kaydedip Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Sağlık Bakanlığı'nın sistemine, hastane otomasyon sistemine bildirebilecek. Ve doğrusu ben büyük bir merakla bekliyorum ki Sağlık Bakanlığı verilerinde bu meslek hastalığı ön tanıları ne kadar yer alacak? Tabii arkasından Sosyal Güvenlik Kurumu da karara bağladığı, tazmin kararı verdiği dosyalarını yayınlamaya devam edecek. Bu şekilde meslek hastalığının tespitinde de bir artışı bekliyoruz doğrusu. Çalışanların yükümlülükleri ve haklarına gelirsek pek çok yükümlülükler verilen talimatlara uymaları, bilgilendirilme ve eğitimleri altı çiziliyor. Görüşlerinin alınması ve çalışmaktan kaçınma hakkı getiriliyor ki bu 4857 sayılı yasamızda da vardı. Benzer şekilde burada korunuyor çalışanlarla ilgili yükümlülükler ve haklar. İş sağlığı güvenliği konusunda önemli bir değişiklik, iş sağlığı güvenliği koordinasyonu konusu. Bu bizim ne yazık ki İstanbul'da Davutpaşa'da, Ankara'da Ostim'de yaşadığımız çok acı tecrübelerle sabit olan bir sıkıntıydı. Bunu çözmeye yönelik bir girişim olarak değerlendirebilirsiniz. Artık birden fazla iş yerinin bulunduğu yerlerde mutlaka bir koordinasyon yükümlülüğü getiriliyor. Elbette her kanunun idari yaptırımları var, para cezaları var. Bunu olmazsa olmaz, mutlaka öncelikle uyarı, yönlendirme, bir süre verilmesi ve ardından hala yerine getirmeyenler için de cezai yaptırımlar söz konusu. Az önce Sayın TÜRMOB Başkanımız benden istirham etmişti bu konuyu sizlerle paylaşmam için. Şunun altını çizmek isterim. Risk değerlendirmesi yükümlülüğü evet 1-1-2013'te başladı. Ancak bu konuda büyük bir telaş var iş yerlerinde, işverenlerimizde ya da ilgililerde. Bu konuda biraz daha müsterih olmanızı söyleyebilirim. Hem yönlendirici eğitimler, rehberler süratle sizlerin sunumuna, kullanımına sunulacak. Hem de İş Teftiş Kurulumuz da bu anlamda sizleri çok bunaltmadan bu süreci izlemeyi, denetlemeyi planladığını bizimle paylaştılar. Zaten İş Teftiş Kurulumuzun temel yaklaşımında ilk ziyarette mutlaka bu konuyla ilgili ya da herhangi eksikle ilgili bir ay, en az bir aylık bir süre verilmesi ve yönlendirilmesi, bu konuda eğitilmeleri ilgililerin, ardından ikinci ziyarette hala söz konusu eksik yerine getirilmediyse cezai yaptırımın uygulanması şeklindedir. Bunun da altını çizmek isterim. Yoksa cezayla, polis kuvvetiyle bir yere varamayacağımızı, bu güvenlik kültürünü topyekün oluşturamayacağımızı biz de biliyoruz. Ama ceza da caydırıcı olarak elbette yerini koruyacak. Peki biz bu kanun ardından neler yaptık değerli katılımcılar? Son bir slaytta bunu aktaracağım ve süreyi çok da uzatmadan tamamlamaya çalışıyorum. 18 ilde kanun tanıtımı için dolaştık 2012 içinde. Önümüzdeki aylarda Nisan, Mayıs, Haziran içinde 63 ili daha gezeceğiz ve bu kanun tanıtımlarını, güvenlik kültürü ve risk değerlendirmesi yaklaşımını illerle paylaşacağız. Alt düzenlemeleri süratle oluşturmaya çalışıyoruz bütün sosyal ortaklarımızla birlikte. Şu ana kadar 6 yönetmelik ve bir tebliğ yayınlandı. Diğerleri her hafta birer ikişer yayınlanmak üzere yolda. Süratle tamamlamaya çalışıyoruz. Toplam sayı 37 tane yönetmelik olacak. Lütfen siz de bizlerin yoğunluğunu ve bu süreçteki koşuşturmamızı anlayışla karşılayın. Eksiklerimiz ya da gecikmelerimiz olursa bağışlayın demek isterim.
İş sağlığı güvenliği profesyonelleriyle ilgili eğitimleri ve görevlendirmeleriyle ilgili standartlar vardı zaten. Onları daha geliştiriyoruz ve ilk kez getirilen bir şeyi söylemek isterim. Önümüzdeki haftalarda iş sağlığı güvenliği alanında laboratuvar hizmeti sunan kurum ve kuruluşların disipline edildiği yeni bir yönetmelik karşınıza çıkacak. Ve artık Türkiye'de haksız rekabeti önlemiş olacağız. Çünkü bugüne kadar ne yazık ki akredite bir laboratuvarla tamamen yeterli olmayan bir laboratuvar aynı koşulda rekabet ediyordu. Bunun önüne geçilecek ve İSKÜM, İş Sağlığı Güvenliği Enstitümüz bu alanda referans laboratuvarı olarak alanı disipline edip yetkilendirmeyi sürdürecek. Birazdan Ferdi arkadaşım sizlerle paylaşacak çok uzun süredir, herhalde 2 yılı geçti değil mi Ferdi? Bir çalışma içindeyiz, bir yazılım programı hazırlıyoruz. Onun detaylarını aktaracak arkadaşım. Ben de büyük bir merakla bu sürecin sonunu bekliyorum. Çünkü Türkiye'de hangi iş yerinde iş yeri hekimi var, hangisinde iş güvenliği uzmanı var bilmiyoruz. Daha evvel manuel yapılan kayıtlamalarla ya da sağlık raporu verme yetkisinden aldığımız donelerde bir bakıyorsunuz ki bir hekim 300 iş yeriyle anlaşmış görünüyor. Bu mümkün değil. Fiziken mümkün değil. O zaman bunun bir kontrolü ve izlenmesine ihtiyaç vardı. Bunun için çok büyük bir emek harcıyoruz. Sizinle paylaşacağız az sonra. Sektör sorumlularıyla, meslek odalarıyla az önce bahsettiğim o risk değerlendirmesi uygulama rehberlerini hazırlığı içindeyiz. Yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Saha projelerimiz devam ediyor pek çok alanda ve 3. Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politika Belgesi'ni de bu yıl içinde yine siz değerli sosyal ortaklarımızla birlikte hazırlayarak yayınlayacağız. Değerli katılımcılar, sosyal güvenlik yanı sıra iş sağlığı güvenliği de aslında bir ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyiyle, sosyal yapısıyla, sağlık sistemiyle, sanayileşme düzeyiyle, eğitim düzeyiyle doğrudan ilişkili ve tek bir sorumlusu, tek bir çözümcüsü olamayacak kadar geniş faktörlü, çok faktörlü bir alan. Dolayısıyla ben bu alanın, iş sağlığı güvenliğinin sosyal ve ortak bir sorumluluk olarak algılanmasını istirham ediyorum. Ve her türlü alanda, her türlü başlıkta bize ulaşmanız için internet adreslerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Beni sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli başkanlarım, değerli konuşmacılar, saygıdeğer katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ferdi Karakaya, İş Sağlığı Güvenliği Uzman Yardımcısı olarak İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere yapmış olduğumuz yazılım hakkında birkaç bilgi vereceğim. En çok yaşanan sorunlar, sıkıntılar hakkında birkaç açıklayıcı cümle getireceğim. Bütün bu işlemlerinizi de nasıl yapacağınız hakkında kısa bilgilerde bulunacağım. İş sağlığı güvenliği kayıt takip izleme programı daha önceden aslında iş sağlığı güvenliği yetkilendirme hizmetleri veya yönetim hizmetleri olarak da duymuş olabilirsiniz. 6331 sayılı kanunda bu İSG katip olarak kayıt takip izleme programı olarak değiştirildi. Burada yazılımı kısaca tanıttıktan sonra mevcut durum hakkında bilgi vereceğim. Yazılım ortak sağlık güvenlik birimleri İş sağlığı güvenliği hakkında yetki vermiş olduğumuz eğitim kurumları ve hizmet alan iş yerlerini kapsamakta. Bunlara ait iş sağlığı güvenliği profesyonelleri, kısaca iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve de eğiticileri olarak tanımladığımız kişilerin bilgilerini, sistemde kayıtlarını, süreçlerini, görevlendirmelerini, sözleşmelerini tutmakta. Bunların çalışma sürelerini, tanımlarını, türlerini tutuyor ve bütün olarak denetleyip kontrol eden, onaylayıp iptalini sağlayan bir yapı kurulmuştu. Sistemde 6 ana modül var. Bu 6 ana modül bahsettiğim eğitim kurumları modülü, ortak sağlık güvenlik birimlerinin modülü, hizmet alan iş yerleri modülü yani işveren modülü olarak da değerlendirilebilir. Raporlar modülü, anket duyurular modülü, yönetim tanımlamalar modülü olarak yer alıyor.
Sürece değinmek gerekirse yazılım 2010 Mayıs ayında başladı. Eğitim kurumları modülü değişen yönetmelik neticesinde 27 Kasım yönetmenine uygun bir şekilde 3 Mart 2011 tarihinde aktif hale getirildi. Ortak sağlık güvenlik birimleri ve hizmet alan iş yerleri modülü ise 30 Mayıs 2011 tarihinde aktif hale getirildi. Fakat buradaki iş yerleri yani hizmet alan iş yerleri modülü o zamanın gerekliliği olan 50 ve üzeri çalışana sahip iş yerlerini kapsadığı için sadece onlar üzerinden işlem yapabiliyorduk. 1-1-2013 tarihi itibariyle ise bütün iş yerlerini kapsayacak şekilde sistemi açtık. Şu anda bütün iş yerleri sistem üzerinden girip sözleşmelerini yapabilmekte. Tabii bir yazılım olduğu için bunun geliştirilmesi ve süreçleri hala devam etmektedir. Ortak sağlık güvenlik birimine ait iş görevlendirmeleri, sözleşmeleri sistem üzerinden yapıp hangi iş yerinde, hangi iş yeri hekimi, hangi iş güvenliği uzmanı çalıştığını kontrol edebiliyoruz. Bu süreçleri 4857 sayılı kanunun belirtmiş olduğu çalışma sürelerini baz alarak yaptık. Buna uygun bir şekilde görevlenme sözleşmelerini yapabiliyorlar. Aynı şekilde tehlike sınıflarının tanımlarını sistem üzerinde tutabiliyoruz. Buna uygun şekilde bir iş yerinde çalıştırması gereken İSG profesyoneli de bu süreçlerde takip edebiliyoruz. Buna ek olarak Türkiye'de yer alan iş sağlığı güvenliği istatistiklerini de sistem üzerinden görebiliyoruz. Aynı zamanda bu kişilere ait özel duyurular veya anket sistemlerimiz de mevcut. Tabii bunun en önemli yanı sistemin dinamik olarak hazırlanmasıdır. Bilindiği üzere Türkiye'de yönetmelikler değişebiliyor. Değiştiği zaman belli süreçlerden geçebiliyor. Bu süreçleri en asgari düzeye indirebilmek için de yazılımları dinamik şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bu bizim yazılımımızda da herhangi bir süreç değişikliği, tanım değişikliğinde yazılımın tanımlamalar modülünden de bu süreci en kısaya indirmiş durumdayız. Kısaca yazılımın ekran görüntüsüne bahsetmem gerekirse bir duyurular modülü duyurular ekranı yer almakta, bir ağaç sistemi yer almakta, çok basit bir ekran görüntüsü oluşturulmuş durumda. Burada Türkiye haritası gördüğünüz üzere Türkiye üzerinde bulunan İSG profesyonellerinin detaylarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Hangi ilde hangi uzman görev alıyor, hangi ilde ne kadar sözleşme yapılmış, hangi ilin daha uzmana ihtiyacı var, sektör sektör, iş yeri bunların hepsini detaylı bir şekilde raporlayan bir modülümüz mevcut. Türkiye'deki çalışan iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre ayrımını yaptığımız diğer başka bir modülümüz de mevcut. Bu İSG hizmetlerini yürütmek için ne yapmamız gerekiyor sorusu önemli tabii ki burada. Bunun için bireysel olarak yapılabilir veya ortak sağlık güvenlik birimlerinden bu hizmet karşılanabilir. Yapmanız gereken bir iş yerinin, iş yeri yöneticisinin, ortağının, işverenin, muhasebecisinin veya vekilinin SGK'da tanımlı olması gerekiyor. Eğer bu iş yeri yöneticileri türlerinden herhangi biri SGK'da tanımlıysa sadece bir e-devlet şifresiyle sisteme girip zaten bizim havuzumuzda mevcut olan iş güvenliği uzmanını veya iş yeri hekimini TC numarası, TC kimlik numarasından arayarak bulup görevlendirmesidir. Neticesinde bu İSG profesyoneli de yine e-devlet şifresiyle veya elektronik imzasıyla sisteme girip onay vermesi yeterli olacaktır. Önceden bu süreç bildiğiniz üzere evrak üzerinden yapılıyordu. 10-15 günlük bir süreç alabiliyordu. Bu süreci yazılım sayesinde yaklaşık 3-4 dakikaya kadar indirmiş durumdayız. Bir OSGB üzerinden yapmanız gerekiyor ise bunun için OSGB'ye SGK numaranızı bildirmeniz yeterli olacaktır. Tam ve doğru şekilde SGK numaranızı bildirdiğiniz andan itibaren OSGB sizi sistem havuzunda bulup sizinle ilgili gerekli sözleşmeleri yapacaktır. Neticesinde bunun takibini yine sistem üzerinden siz de gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok kısa en çok soru aldığım soruları cevaplayarak konuşmamı bitireceğim. Sisteme giriş yapamama durumu söz konusu olduğunda ne yapmanız gerekiyor? İlk başta belirttiğim üzere sisteme tanımlı iş yeri yöneticileri, vekili, ortağı, muhasebe veya işveren türlerinden birinin sistemde tanımlı olması gerekiyor. Eğer bu tanımınız yoksa sisteme giriş yapamazsınız veya herhangi sözleşmenizi takip edemezsiniz.
Bunun için SGK'ya bir tanım yaptırmanız gerekmekte. İşveren, vekil, muhasebe, ortak türlerinden herhangi birine. Peki OSGB'li hizmet almak durumunda karşı karşıya kaldığınız zaman OSGB'lerin adresini, ortak sağlık güvenlik birimlerimizin adresini veya iletişim bilgilerine nereden ulaşırım sorusu ise genel müdürümüzün de belirttiği üzere www.isgggm, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün baş harfleri olan isgggm.gov.tr adresi üzerinde yetkilendirmiş olduğumuz ortak sağlık güvenlik birimleri ve eğitim kurumları yer almakta. Bunlardan herhangi biriyle iletişime geçebilirsiniz. Tehlike sınıfınız nasıl belirlenecek, hangi tehlike sınıfında olduğunuzu nereden anlayacaksınız? Bu da hepinizin bildiği üzere SGK numarası bir kod yapısı oluşmaktadır. Bu kod yapısında 2., 3., 4., 5. haneler sizin iş kolunuzu belirler. Bu iş kolunuza uygun bir şekilde 26 Aralık 2012 tarihinde yayınlamış olduğumuz tehlike sınıfları tebliğinden de iş yeri NACE Revizyon 2 diye geçiyor. Tehlike sınıfınızı belirleyebilirsiniz. Bunun için SGK'ya bir bildirimde bulunmanız gerekiyor. SGK'ya bildirimini e-bildirge üzerinden yapabiliyorsunuz. Sizin tehlike sınıfınız bizim yazılımımızın üzerine aktarılıyor. Az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli olarak. İş kolu değişikliğini nasıl yapabilirsiniz? Normalde yapmış olduğunuz hizmet inşaat sektörüdür. Fakat SGK'da kaydettirmiş olduğunuz ilk beyanınızda metal sektörü olarak geçiyor olabilir. Bunun için SGK'ya bir dilekçeyle başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru neticesinde SGK'nın ilgili birimindeki yetkililer gelip iş yerinizi inceledikten sonra iş kolu değişikliğini yapabiliyorsunuz. Görevlendirecek İSG profesyonelini nereden bulabilirim sorusu son zamanlarda en çok gelen sorular arasında. Bunun için bir sistem hazırladık. Bu sistemde İSG profesyonelleri kendi iletişim bilgilerini paylaşabiliyorlar. Buraya girip ISG katip olarak geçiyor. ISGkatip.com. Buraya girip görevlendirmek istediğiniz iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimini bulup iletişime geçebilirsiniz. ISG profesyoneli görevlendirirken süreyi hesaplayacak mısınız? Hayır, hiçbir süreyi hesaplamayacaksınız. Sistemimizin güzel bir özelliği bütün süre ve süreçleri tehlike sınıflarına uygun bir şekilde otomatik olarak hazırlayıp ne kadar iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı çalıştıracağınızı size bildirmektedir. Bunun için yeterli sayıda çalıştırmazsanız size bahsettiğim gibi uyarılar ekranında sizi uyarmaktadır. Çeşitli yöntemlerle de sizi bilgilendirmektedir. Görevlendirdiğiniz İSG profesyonelinin süresi yetmiyorsa çok basit bir şekilde yine sistem üzerinde görev arttırımına gidebilirsiniz, güncelleme yapabilirsiniz. Tabii bu yine karşılıklı onaya bağlıdır. Bu süre yetmeme işlemi genelde mevsimlik işçi çalıştıran yerlerde meydana gelmektedir. Örnek vermek gerekirse bir turizm sektöründe yaz aylarında 200 çalışanı varken kış aylarında 100 çalışana düşmüştür veya tam tersi bir durum olmuştur. Buradaki süreçleri sistemde yine aynı şekilde revize edebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz. Bir iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimiyle sözleşmenizi bitirmek istediğinizde de çok basit bir şekilde iptal edildi, ayrıldı seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Bunlar için hiçbir şekilde bakanlığa evrak bildiriminde bulunmuyorsunuz. Zaten amaçladığımız yapı sıfır evrak, minimum süre, maksimum iş. Bunun için bu yazılımı kurguladık. Yazılımı da hala geliştiriyoruz. Benim sunacağım sunum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanım, İstanbul Serbest Vatandaşı Mali Müşavir Odası'nın çok değerli başkanı ve yöneticileri ve değerli mali müşavir arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii en sona kalıp en sonunda konuşma yapmak biraz zor, dikkatlerin dağıldığı bir dönemde. Öncelikli olarak her ne kadar benim sunum konum işveren uygulamaları olsa da işveren uygulamaları dendiği zaman aslında derya deniz, upuzun bir konu, genelgesi de yeni hepsi toplanmış olarak çıktı ama bu uzun genelge sonrası işveren uygulamalarını inşallah başka bir seminerde anlatırız diyoruz. Biz size öncelikli olarak 10 Ocak günü yasalaşan
kanunun neler getirdiğinden daha uygun olacağını düşündük. Çünkü orada bazı sürelere bağlı olarak düzenlemeler var. Onlardan faydalanmanın daha iyi olacağını düşündük. Tabii 6385 sayılı kanunun yapmış olduğu önemli değişikler 10 Ocak'ta kabul edildi, 19 Ocak'ta yayınlandı. Burada öncelikli olarak 5335 sayılı kanun gereği kamuda emekli olan bir kişi kamuda çalışmaya başladığı zaman emekli aylığının kesilmesi gerekiyor. Fakat gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sisteminden gerekse kişilerin kendilerini bildirmemesi nedeniyle kişi 2005-2006 örnek olarak veriyorum. İşe girmiş oluyor kamuya ait bir iş yerinde. Fakat aylığını kestirmiyor. 2012'de tespit ediliyor bu. 2013'te tespit ediliyor. Ve sonrasında emekli aylığı kesilip baştan itibaren faize parası geri isteniliyordu. Bu ortadan kaldırıldı. Bu şu demek, kamu deyince aklınıza illa kamu olarak kamu kurum ve kuruluşlara gelmesin. Mesela belediye iktisadi teşebbüsleri de bir kamu kuruluşu. Sermayesinin %50'den fazlası kamuya ait olduğu için. Örneğin Ulaşım Maaşı veya İGDAŞ bu tarz yerde işe girmiş birisi. Ki bununla ilgili olarak Spor AŞ'de çok ciddi mağduriyetler yaşanmıştı. Spor AŞ'nin işte hakemlik yapan kamudan emekli kişiler hakemlik yapıyor. Bir gün, iki gün. O bir veya iki günden de emekli aylıkları kesilip geriye yönelik olarak toplu olarak maaşları istenmişti. Bu onların mağduriyetini gidermeye yönelik düzenlenmiş bir şey. Yine yeni kanunla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğinde bir kişi artırıldı. Bir diğer düzenlemede özellikle genel sağlık sigortası uygulamasına çok sık rastlanan bir sorundu. Öğrenciler liseden mezun olduktan sonra üniversiteye başlayıncaya kadar yaz tatili dönemindeki durumda gelir testi yaptırmaları ve gelirleri varsa asgari ücretin üçte birinden az değilse azsa zaten yeşil kartlı oluyorlar. Eski ifade yeni kanunda 60G0 diyorduk. Bunların prim ödemeleri gerekiyordu. Bu tarz gelir testine tabi tutulma zorunda kalmasınlar, öyle bir durumda kalmasınlar diye 20 yaşını doldurmamış öğrencilere 4 ay süreli okulu bitirdikten sonraki dönemde genel sağlık sigortası, daha doğrusu gelir sağlık sigortasına girmek için gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Anne veya babaları üzerinden sağlık yardımına yararlanmaya devam ediyorlar. Bu da beraberinde birçok kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda birikmiş olan prim borçlarının sıfırlanması anlamına geliyor. Yine kanunla birlikte düzenlemede şehit yakınlarına, gazilere, 800 özel hastanelere gidebilecek. Daha önce bunlar kamu hastanelerine sevkle gidebiliyorlardı özel hastanelere. Yeni düzenlemeyle birlikte şehit ve gaziler, şehit yakınları ve gaziler sevksiz olarak kamu özel hastanelerden yararlanacak. Kamudan zaten yararlanıyorlardı, üniversitelerden zaten yararlanıyorlardı. Bunun yanında ayrıca da özel hastaneden yararlanma imkanı getirilmiş oldu. Yine kısa vadeli sigorta prim oranları temel olarak sabitlendi. Şimdi arkadaşlar genelde hep dikkatimizi çeker. Bir şey denildiği zaman işte hesaplama yaparken iş kazası meslek hastalığı risk primine göre değişmekle birlikte başlayan diye cümlelerle başlardı. Bununla ilgili düzenlemede genel sağlık iş kazası meslek hastalığı risk primi %2 olarak sabitlendi. Daha önce %1,5 ile 6,5 arası olarak bir düzenleme vardı. %1 ile 6,5 arasındaydı pardon. Bu düzenlemeden sonra şu anda %2 olarak 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Bunun ne avantajı getiriyor dersiniz? Bunun avantajı arkadaşlar daha önceden ödenecek olan özellikle ihaleli işlerde ihaleye çıkarken maliyet hesaplamalarında falan ciddi problem oluşturuyordu. Bu onu ortadan kaldırmış oldu. Tabi burada %1,5'a düşürmeye ve 2,5'a artırmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış oldu. Uygulaması özellikle uygulama maddesi kanun ilk çıktığı zaman uygulama maddesine birçok arkadaş bakmadığı için hemen uygulanacak zannediyorlar. Halbuki uygulama maddesi 1 Eylül 2013. 1 Eylül 2013'ten önce uygulanacak. Yine devamında basamak intibakından yararlananlara borçtan çıkan borçlara son veriliyor. Bu şu demekti arkadaşlar. Kişi ilk defa Bağkurulu olduğu tarihte daha önceden SSK'dan veya da emek sandığından bir prim ödemesi varsa bunların dahil edilip ve Bağkur'da basamağının ona göre tespit edilmesi gerekiyordu. Birinci basamak değil, beşinci, altıncı veya da daha yüksek basamaktan başlaması gerekiyordu. Ne zaman ki emekliliğe müracaat ediliyor, SSK günlerini dahil onları da hesaplatarak emekli olacak. Ortaya çıkıyordu ki bu kişinin Bağkur'dan birinci basamak değil, yedinci basamak, onuncu basamak, örneğin bu tarz basamaktan olması gerektiği ortaya çıkıyordu. Ve beraberinde de bu kişinin prim ödemesi ve geçmiş yönelik olarak da bayağı bir yüklü prim ödemesi öngörülüyordu. Bu kanunla birlikte ilk defa kişi Bağkurlu olduğu tarihte hangi basamaktan başladıysa o basamaktan devam etmesini öngörüyor. Ayrıca intibakı öngörmüyor.
Yine yersiz sağlık hizmeti alanlara af getirildi. Bu şu demek arkadaşlar, zaman zaman içinizden bazıları rastlamışlardır. Özellikle kişi kendisi eşi üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordur. Kendi çalışmalarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak durumdadır. Ama eşininki emek sandıdır, kendisininki SSK'dır, eski ifade ediyorum. Çünkü geçmiş yıllara ait borçlar bunlar. Bu şahıs daha sonra borç çıkartılıyor kendisine. Bu yani 20-30 bin veya daha fazla yüksek çıkan borçlar da var. Bunlarda kişi eğer herhangi bir şekilde sağlık yardımı almaya müsaitse SSK'dan, emek sandığı, Bağkur, SSK, hangi statüde olursa olsun fark etmez, bunların hepsinden yararlanma imkanı getirildi. Daha önce eğer açılmış davalar varsa davalardan vazgeçmek şartıyla kurum da bu paraları geri istemiyor. Bununla ilgili olarak sadece İstanbul'da yaklaşık olarak 400 aşkın kişi vardı. Bunların da bu şekilde borçları affedilmiş oldu. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da 28 Merkez Müdürlüğümüzde hepinizin oradaki iş ve işlemlerinizde gördüğünüz aksaklıkları, çözümlesini istediğiniz, bizim il müdürlüğü olarak çözebileceğimiz sorunlar olduğu takdirde İstanbul SYK.gov.tr'de benim mail adresim var, kurumsal mail adresimiz. Oraya direkt mail gönderdiğiniz takdirde direkt konuya müdahale ediyoruz ve orada yapılması gereken, eğer öneriniz neyse öneri veyahut da işiniz hallolmadıysa yasal çerçevede olmak şartıyla o işinizin daha hızlı sürede olmasını öngörüyoruz. Yaklaşık bir yıldır mail adresim var internet sitesinde. Ama bakıyorum bugüne kadar gelen mail, bu tarz şikayet tarzı mail 100'ü geçmiyor. Demek ki diyorum sosyal güvenlik kurumunda işler iyi gidiyor. Demek ki malum çağrı arkadaşlar, ya şikayet etmiyorlar, iki türlü yani, ya şikayet etmiyorlar ya işler iyi gidiyor. Dolayısıyla orada bir yer alan maile gördüğünüz aksaklıkları veyahut da düzeltmesiniz konular varsa o konulardaki önerilerinizi bekliyoruz. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Yine arkadaşlar sosyal güvenlik destek primi ile ilgili olarak hatırlarsanız geçtiğimiz ayda ciddi problem olmuştu. Daha önceden Maliye Bakanlığı'nda vergi mükellefi olduğu halde sosyal güvenlik kurumu tarafından bilinmeyen kişiler vardı. Ve bunların sosyal güvenlik destek sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesiyle vergi mükellefiyetinin başladığı tarihten günümüze kadarki dönemde prim borçlarının tahsilatı yoluna gidilmişti. Çoğu da emekli olduğu için emekli maaşlarının dörtte birinin haciz konmuştu ve diğerleri de yapılandırılması için kuruma müracaatı istenmişti. Yeni düzenleme ile birlikte 6111 sayılı kanundaki şartlar, yani faiz yapılandırmasında işte 24 aya kadar 36 aya kadar taksitlenme yapmak şartıyla bunlar da primlerin gecikme cezası, gecikme zammı ciddi oranlarda affediliyor. Bununla ilgili olarak kuruma başvuru şartı var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer bu tarz mükellefiniz varsa kuruma başvurarak yapılandırmanızı tavsiye ederiz. Yine arkadaşlar bu kanunla birlikte gazeteci ve milletvekillerine yıpranma hakkı getirildi. Daha önce hatırlarsanız gazetecilerin dörtte bir oranında yıpranma hakkı varken kaldırılmıştı 1 Ekim 2008'de. Yeni kanunla birlikte bunlara yine 90 gün yılda fiili hizmet zammı verildi. Bu fiili hizmet zammının 1 Ekim 2008'den önceki dönemde 1 Ekim 2008'de yasanın çıktığı tarih arasındaki kısmında ise sigortanın kendisi ödemek şartıyla, yine gazeteci olan kişinin kendisi ödemek şartıyla o fiili hizmet zammından yararlanabilecek. Değerli arkadaşlar, kanundaki düzenleme kısaca bu şekilde. Soru cevap kısmında kurumumuzla ilgili olarak bizim il müdürlüğü uygulamada ilgili sorularınız olduğu zaman onları almak isterim. Hepinize şimdiden saygıyla selamlıyorum. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz direkt soru cevap kısmına geçelim. Sözlü olarak eğer sesli mikrofon var mı? Yazılı olarak varsa yazılı olarak alıp yoksa sözlü olarak, hani ben hızlı olsun diye. Tamam, o zaman soru cevap faslında başlayalım arkadaşlar. Mikrofon kimde? Tamam, mikrofon geliyorsa tamam. Evet arkadaşlar, soru cevap kısmına geçelim. Buyurun, ilk soru sizden alalım. Biraz yüksek sesli olsun. Uygulamada şöyle bir sıkıntı var. SSK ile ilgili bir tavan var. Ama mali açıdan
bir tavan yok. Gelir vergisi çok yüksek, %35'lere geliyor. Böyle bir çalışma yapılsa, sizin maliyeyle veya bu bürokratik olarak bir çalışma yapılsa, bu gelir vergisinde de bir tavan belirlense, bu kayıt dışı istihdamın önleneceğini düşünüyorum. Böyle bir çalışma var mı? Değerli arkadaşlar, bununla ilgili bir çalışma yok. Olması da mümkün değil. Nedenini de söyleyeyim. Sosyal Güvenlik Kurumu arkadaşlar aldığı prim karşılığı hizmet veriyor. Örneğin 40 bin lira maaş alan birisi. Rastladığım için söylüyorum. Yani 40 bin lira mağaza müdürlük aldığı 40 bin lira net maaş. Bu kişi Allah korusun başına bir iş kazası geldiği zaman ölürse eş ve çocuklarının maaşını aldığı ücretin %85'i oranında direkt iş kazasını ölüm aylığı bağlıyoruz. Sürekli iş göremezlik geliri bağlıyoruz. %85'i denildiği zaman 40 bin liranın hesaplamayı sizin yapın. Yaklaşık 25-30 bin lira yakın rakam normal sadece iş kazasından aylık. Ayrıca kişinin ölümden kaynaklanan eğer 900 günü varsa bir aylık daha bağlanacak. O da yaklaşık 20 bin lira falan olur. Toplamda 50 bin lira aylık olur. Dolayısıyla almadım bu bir gün daha işe girdiği zaman başına bir iş kazası gelirse bu aylıktan yararlanabildiği için ödenen primlerle alınan hizmetler arasında dengesizlik olur ve gelirin yeniden paylaşımı sağlayan sistem böylelikle zarar görmüş olur. Onun için Sosyal Güvenlik Kurumu veremeyeceği, karşılayamayacağı riskin parasını almıyor. Fakat gelir vergisi ayrı bir şey. Gelir vergisi bu ülkede yaşamanın, bu ülke vatandaşı olmanın ve bu ülkede kazanmış olduğu gelirin bu ülke için harcanması sağlamaya yönelik bir şey olduğu için onda bir üst sınır öngörülmüyor. Böyle bir çalışma da yok. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Adım Ali, soyadım Can. Biz şirket olarak mümkün olduğu kadar kurallara uymaya çalışıyoruz ama mesela yıllık değerlendirme raporunu gönderdik ama halen muhtemelen mail boxları dolu olduğu için Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın mail ulaşmıyor. 3-4 gündür sürekli gönderiyoruz ama ulaşmıyor. Birinci sorun buydu. İkinci sorum, sağlık personeli çalışması ile ilgili herhangi bir süre halen çıkmadı. Onunla ilgili bir şey çıkacak mı? Çalışma zorunluluğu var, cezalar var deniliyor. Ya cezalar uygulanacak mı? Ya da işte ortak sağlık güvenlik kurumlarından faydalanma bu sağlık personeli açısından nasıl olacak? Onunla ilgili bilgi rica edecektim. Bir de kimlik bildirimi diye bir şey var. Emniyet 1774 sayılı. Evet, emniyete bildiriliyor. Bununla ilgili sürekli biz karakola giren personel ve çıkan personelle ilgili bildirimlerde bulunuyoruz. Yani artık elektronik ortamdayız. Böyle bir ortamda onlarla da bir link paylaşımı yapıp bu bildirimi ortadan kaldırmanız mümkün mü? Teşekkür ederim. Siz isterseniz başlayın. Çok teşekkürler sorular için. Diğer sağlık personeli iş yeri hekimleri yönetmenin içinde tanımlanacak. Hem nitelikleri, eğitimleri hem de görevlendirmeleriyle ilgili düzenlememiz hazır. 4 aydır Sağlık Bakanlığı ile çalışıyoruz çok yakın. Birlikte çıkarmak zorundayız. Uygun görüşüyle çıkmak zorunda malum. Maalesef hekim sayısının Türkiye çapındaki kısıtlılığı nedeniyle büyük bir ısrarı var Sağlık Bakanlığı'nın. Hekimin iş yerindeki çalışma süresine ilişkin. Bu konuda henüz uzlaşı sağlanamadığı için halen eski yönetmelik dolayısıyla yürürlükte. Fakat eski yönetmelikte diğer sağlık personeline ilişkin bir düzenleme olmadığı için yenisi çıkmadan sizin böyle bir görevlendirme yapmanız zaten beklenemez. Bu anlamda hukuken bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum doğrusu. Arkadaşım o bilgiyi verdi. Detayı gerekir mi bilmiyorum ama internet üzerinden, İSG Katip üzerinden yıllık değerlendirmeyi almak üzere, raporlarını da almak üzere bir hazırlık içindeyiz. Esasında bu yıllık değerlendirme raporlarının böyle bir yazılım programına yüklenmesi halinde onun değerlendirilmesi de takdir edersiniz ki çok da kolay bir iş değildi. Ancak bu önümüzdeki süreçte elektronik olarak alıp hem de sonuçlarını sizlerle paylaşabileceğiz. Çok teşekkür ederim. Olmayacaktır. Endişe etmeyiniz. Çünkü sizin böyle bir sıkıntınız olduğunun farkındayız. Başka iş yerlerinden de geliyor. Bununla ilgili bir sorun olmaz. Diğer sorunuz 1774 sayılı kimlik bildirim kanunu gereği iş yerlerinde çalışanlar ve konaklayanlar konakladığı yerde bulundukları en yakın karakola bildirilmek zorunda. Sadece o konuda elektronik ortamda bildirim konaklama ile ilgili var şu anda 2006'dan beri. Konaklama değil, bütün şirketlerden isteniyor bu şu anda. Yok. Ve ceza da uygulanıyor. Biz elektronik ortamda bildirim diğerlerinde yok.
Yok, elden karakola götürüp teslim etmemizi istiyorlar. İşte elden işte kağıt ortamında bununla ilgili elektronik bir yapı yok. Sadece konaklama ile ilgili var. İş yerlerinde, daha doğrusu otelde kalanlar veyahut da bir konaklama merkezinde kalanlar elektronik olarak bilgisayar ağından bildiriyor. Diğerleri tamam manuel. Bununla ilgili olarak bizim sorumluluk sahamızın dışında emniyetin işlettiği bir sistem. Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu tarz bir çalışması var mı? Açıkçası bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, diğer bir soru, şurada gelen bir soru var. Diyor ki Web TV üzerinden izleyen Cemgil Aygın beyefendi. Merhabalar, Bağkur prim borcu olan işverenin ev hanımı olan eşi GSS'den yararlanamamaktadır. Bu durum işverenin eşi açısından etik midir? Tabi burada işverenin eşi, eşinden dolayı sağlık yardımları alan kişi, genel sağlık sigortasından yararlanan kişi konumunda. Burada yapılması gereken, eğer Bağkur prim borcu var ve Bağkur sigortalını sonlandırabiliyorsa gelir testi yaptıracak veyahut da eşi tek başına gelir testi yaptırıp kendisi yararlanacak. Ama eşinin prim borcu var, herhangi bir tarafa prim ödenmeden, gelirini de tespit ettirmeden sağlıktan yararlanması mümkün değil. Bu tarz durumda olan kişilerin, mesela kocasının Bağkur prim borcu var ve aktif Bağkur sigortalısı, kocası sağlıktan yararlanamıyor. Kendisinin de yararlanma durumu söz konusu olmasın diye genel gelir testine başvurup gelirini test ettirip, eğer gelir asgari ücretin 1/3'ünden yüksekse prim ödeyip, yüksek değilse yeşil kart kapsamında yararlanması öngörülüyor. Bir diğer soru, kendilerini SGK denetim elemanı olarak tanıtan kişiler işverenleri ürküterek para talep etmektedir. Bilgilerinizi sunarım demiş. Değerli arkadaşlar, her şeyin sahtekarı olduğu gibi denetmenin de denetim elemanının feçinde sahtekarı var. Geçenlerde Kadıköy'de yakalandı bir tanesi. Fırına gidiyorlar, 9000 lira para istiyorlar. Diyorlar ki işte canınızı yakarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Mithat Bey var Kadıköy'ün merkezinde, o da emniyette telefon açıyor. Arkadaşlar orada emniyetten işte iş yerine gidiyorlar, buluşma yerinde. Seri numara alınmış parayla birlikte yakalıyorlar kişileri. Tabii bu tarz tamamen sizlerin duyarlı davranması sonucu şikayetle düzelecek olan bir konu. Yoksa var olan kişileri korkutarak dolandırma her zaman mümkün. Bunda uyanık olması lazım vatandaşın. Neden 9-10 bin lira para veriyor ki sokaktan geçene ya da ürküten kişiye? Bir diğer soru. Bu süreçte cezalarda esneklik sağlanabilir mi diyor. Bu soruyu sormamış ama muhtemelen şeyle ilgili, iş sağlığı güvenliği ile ilgili cezalarda esneklik. Ben az önce açıklamaya çalıştım. En büyük korku bu risk değerlendirmesi 1 Ocak itibariyle yapılma zorunlu olduğu için gelip de yapılmadığını gördüğünde iş müfettişi ceza keser mi? Aslında hukuken kesmek durumunda, ancak şunu söyleyebilirim. İş teftiş kurulumuz da işverenlere bu konuda bir fırsat, bir soluk alma imkanı yaratmaya çalışıyor. Bununla ilgili daha yönlendirici ve eğitici bir misyonla yaklaşıyorlar. Ama önümüzdeki birkaç ay içinde bunların yerine getirilmiş olmasını umuyoruz. Yine de diyelim ki bir iş müfettişi geldi ve risk değerlendirmesini sunamadı işveren. Yönlendirmeden sonra 1 ay süre veriliyor. 1 ayın sonunda hala gerçekleşmemişse cezası kesiliyor. Bu konuda müsterih olun. Ama bir an evvel de bu kavramları oturtmaya, öğrenmeye, algılamaya ve hayata geçirmeye dair emek vermek durumundayız. Hepimiz birlikte çalışmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. İyi günler diliyorum hepinize. 50 kişiden az işçi çalıştıran ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan, yani kendi sorumluluk açısından 1 Temmuz'da sorumluluk alacak olan işletmelerde risk değerlendirme raporunu çalışan personel düzenleyebilir mi? Yoksa sosyal güvenlik uzmanına düzenlemek zorunda mıyız? Çok tehlikeli iş yeri. Şimdi 1.7.2013'ten sonra tehlikeli ve çok tehlikeli 50'den az işletmelerde mutlaka iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği hizmeti alma zorunluluğu var. Dolayısıyla onların da bu risk değerlendirmesi raporunun hazırlığında katkılarının olması, imzalarının olması beklenir. Sadece iş yerinde çalışan, mesela ben olarak muhasebe personeli, sorumlu personel olarak düzenleyebilir miyim risk değerlendirme raporunu? Hayır, hayır. Böyle bir şeyi tek başınıza üstlenmenizi önermem de. Tek başına değil, hayır. Hayır, yani sorumluyla ya da işverenle ya da teknik bir destek alarak. Bu yönetmelikte bazı isimler zikrediliyor. O ekip kimler tarafından oluşur? Yani iş yerindeki işçi temsilcisi, işveren temsilcisi. Hı hı. Siz işveren temsilcisi olarak belki yer alacaksınız. Hı hı. Ama hizmet satın aldığınız iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının da
o risk değerlenmesi çalışmasında katkısını alın ki hukuken de gereğini yerine getirmiş olun. Bu sefer o risk değerlenmesinin yetersizliği söz konusu olup bu sefer onun üzerinden bir eleştiriyle muhatap olabilirsiniz. Evet, teknik personel olacak yani. Evet, evet. Ama o tarihe kadar şu anda iş yerinde çalışanlar ve işveren vekili kendi algıladıkları çok basit bir risk değerlenmesi de yapabilirler. Bu bir A4 sayfası, 2-3 yapraklık bir değerlendirme de olur. Bir metodu bilip kullanmamış da olabilirsiniz ama asıl olan işverenin bunu kavramış ve bu konuda kafa yormuş olmasıdır. Evet. %100 mükemmel olması çok ileri bir tarihte de olabilir ama buna başlamaktır asıl olan. Siz risk değerlendirmesi yapmak üzere kafa yormuşsunuz, bir metin hazırlamışsınız. Yeterli ya da yetersizliği ile ilgili gelen iş müfettişi değerlendirecektir. Ya da hizmet satın almaya başladığınız tarihten itibaren uzmanlar sizi bu konuda yönlendirecektir. Ama şu an için işveren temsilcisinin yapmasında bir sakınca yok değil mi? Hayır, şu an yapabilirsiniz. Tabii. 6. ama, aya kadar yapabilirim ama yani. Ama çalışanla birlikte lütfen. Yani sadece iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmayacak. O bir ekip sayıyoruz. Yönetmelikte ekibimiz var. İşveren çalışan temsilcisi, çalışan beraber. Temsilcisi gibi. Onlarla birlikte yapabilirsiniz. Tek başınıza yazmayın yani. 10 kişinin altında olan iş yerleri için nasıl geçerli? Risk değerlendirme raporu nasıl olmalı? 10 kişinin altında. Aynı şekilde bir farkı yok. Yani işveren bir çalışanıyla birlikte yönetmeliği okuyup algılayıp varsa kendi meslek odası, meslek grubu ile ilgili diyelim ki bir kasap, iki çalışanı var. Onlar için hazırlanan bir kontrol listesini önüne alıp biz de bakalım havalandırmamız var mı, kıyma makinesinin koruyucusu var mı, bıçakları koruması var mı gibi böyle basit kontrol listeleri hazırlanacak. Bunu çok gözünüzde büyütmeyin lütfen. Basit ofis çalışmaları için de benzer şey hazırlanıyor orada şu anda. Orada zaten devlet katkısı var değil mi? Tabii ki. Teşekkürler. Rica ederim. Değerli arkadaşlar, bir soru. Bir firmamızda çalışan iki işçimiz 2012 yılında firmamızda çalışırken kız çalışmaya başladılar. Ben de eksik çalışmalarını Ekon ile SK'ya bildirdim. Mayıs 2012'de ise tekrar işe giriş yaparak kısmi çalıştıracağımı işe giriş bildirgesinde bildirdim. Müdürlük, işe giriş bildirgesinde eksik gün bildirmeniz sizin Ekon vermeyeceğiniz anlamına gelmiyor diyor. Bu doğru mudur? Evet, doğrudur arkadaşlar. 30'dan aşağı çalışanı varsa eksik günü eğer bildireceğini beyan etse bile eksik gün nedenini her ay Ekon düzenli olarak vermek zorundadır. Vermezse geri yönelik olarak bunların tamamlatılması isteniliyor kurumca. Bir diğer soru arkadaşlar. 4B sigortalısı daha önce 4A sigortalısı olduğu için intibak yapıldı ve çok yüklü bir borç çıkarıldı. Bunu tekrar düzenlemek mümkün mü? İşte kanun 19 Ocak'ta yayınlandığı için eğer 19 Ocak tarihine kadar para tahsilatı yapılmamışsa bu intibaktan kaynaklanan nedenle borç sigortalı tarafından kuruma ödenmemişse tekrar müracaat yapıp tekrar düzenleme yaptırılabilir arkadaşlar. Borcun ödenmediğini yazmadığı için bir şey diyemiyorum. Tekrar müracaat etsin eğer borcu ödemediyse. Ödediyse geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Buyurun. Risk değerlendirme raporu hazırlanırken ilgili SGK müdürlüklerine bildirilecek mi? Hayır, böyle bir bildirim gerekmiyor değerli arkadaşlar. Sadece risk değerlendirmesi raporu hazırlanır ve iş yerinde gelen iş müfettişlerine gösterilmek üzere hazır tutulur. Sadece iş yerinde muhafazası söz konusu. Ama tabii sürekli İSG hizmetlerinin sürdürülmesinde onun güncellenmesi, takibi vesairesi var. Ama bir yere bildirim gerekmiyor. Bir diğer soru arkadaşlar, demiş ki SGK ve Çalışma Bakanlığı'nın web uygulamalarında mobil imza kullanılmıyor. Neden? Değerli arkadaşlar, mobil imzayı ancak intrada kullanıyoruz şu anda. Diğerine ilerleyen günlerde açılacak. Yani bu yılın ortalarına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu açmayı planlıyoruz. Çalışma Bakanlığı bilmiyorum ne zaman. Bu web mobil imza. 6 ay içinde SGK açmayı planlıyor. Bir diğer öneri şeklinde ya da serzeniş şeklinde birçok işverenin tehlike derecesi birden ikiye çıkartılması küçük ve perakende zincirlerine ağır yük getireceği kanısındayım. Bu durum sınıflandırılamaz mıydı? Değerli arkadaşlar, iş kazası meslek hastaları risk sınıflandırmasının temelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun
aynı işverene ait birden fazla iş yerini tek iş yeri sicil numarası altında toplamak amacıyla yapılmış olan bir çalışmadır. Dolayısıyla bununla ilgili olarak ikinci bir bölümlendirme yapılması öngörülmemişti. Bir diğer soru var mı başka? Kaç tane sonra cevap vereyim mi? Tamam. Buyur. 30.11.2012 tarihinde çalıştığım firmadan ayrıldım. 7.12.2012 tarihinde SBMM büro açtım. Aradaki 7 günlük prim için gelir testi yaptırmam gerekiyor mu diye. Biliyorsunuz GSS 1.1.2012'de zorunlu oldu. 7 günlük orada bir boşluk var. O borç orada görülür. Gelir tespiti yaptırabilir veya gelirini asgari ücretin 2 katı beyan ederek 7 gün olduğu için düşük bir prim olacağı için gelir testiyle uğraşmadan da asgari ücretin 2 katı üzerinden 7 günlüğe tekabül eden kısmını ödeyebilir. Eşi Bağkur'dan emekli olan bir bayan 6 ay sözleşmeli olarak SGK kapsamına girecek. Bu geçici bir süre olduğu için mevcut durumda olduğu gibi eşinin Bağkur'undan faydalanır mı? Yani sağlık olarak eşinden devam eder mi? Hayır, sigorta olarak çalışmaya başlayınca kendi sağlığından faydalanır. 6 ay bitince otomatik olarak zaten eşine geçer. Meslek koduyla ilgili bir sorumuz var. İşte işe girişteki meslek kodu farklıdır. Aylık prim hizmet belgesinde farklıdır. Çıkışta farklı olur. Bu konuda ne yapabiliriz diye. Meslek kodu biliyorsunuz İLO tarafından geliştiriliyor. İşkur ve TÜİK işbirliğiyle ülkemiz şartlarına uyarlanıyor. 5200 tane meslek kodu var yaklaşık. Sürekli güncellendiği için zaman zaman değişebilir. Burada asıl olan şudur. Örneğin bir kişi mühendisse, bir büroda personel olarak çalışıyorsa fiilen yaptığı iş neyse onu gireceksiniz. 3 ay sonra, 5 ay sonra işi değişti mi fiilen yaptığı işe girmiş olacaksınız. Burada yorum hatasından dolayı yanlış meslek kodu girmesi konusu çok önemli değildir. Fakat nitelikli mesleklere düşük ücret girerseniz asıl sıkıntı olan budur. Bundan kaçınmanızı istiyoruz. SGK meslek koduna göre maaş belirleyecek mi? Ülkemizde ücret serbestisi var ve asgari ücret var. Biz piyasaya müdahale etmeyeceğiz. Fakat piyasaya ilgili kamu kurumlarıyla, kamu kurumlarından araştırma yaparak, meslek kuruluşlarıyla ortak çalışarak meslek skalası ortalama ücret nedir? Onu o belirlenecek. Ortalama ücretin altında bildirimde olursa biz detaylı olarak denetime gireceğiz. Denetime de girince işverenin beyanı, çalışanların beyanı, gerekirse kredi kartı harcamaları, banka giriş çıkışları biliyorsunuz bankacılık kanununda yapılan düzenlemeyle sosyal güvenlik kurumuna banka hesaplarının aktarılması sırrın ifşası kapsamında değildir. Gerçek ücret neyse onun bildirimini isteyeceğiz. Ayrıca her sektör için bir ücret belirlemeyeceğiz. Diğer arkadaşlar, limite şirket ortağı 4 ay emeklisi hisse devri yaptığı ve sigortaya bildirdiği halde maaşından destek primi kesiliyor. Hangi birine müracaat etmeliyim? Burada arkadaşlar emekli olduğu merkez müdürlüğüne veyahut da herhangi bir merkez müdürlüğüne İB formu dediğimiz formu, yani işten ayrıldığınız Bağkur sigortalının, daha doğrusu şirket ortaklığının ve ticaret sicilden de ikisini onaylataraktan hem ilgili meslek kuruluşuna hem de ticaret sicili hem de vergi dairesine onaylataraktan ilgili merkez müdürlüğüne verdiği zaman emekli aylığından kesilen destek primi ortadan kaldırılacaktır. Normal maaşını almaya devam edecektir. Dolayısıyla başvurusunu bekliyoruz bu kişinin İB formuyla birlikte. Bir diğeri 4B sigortalılığı sonlandırılan şirket ortağı 5510 sayılı kanuna göre çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde çıkışını kendisi ve ilgili kurum tarafından bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirmeyenlere 102. maddeye göre idari para cezası uygulanmaktadır. Uygulamada bir eksiklik yok. SGK'nın elektronik posta yazılarına istinaden idari para cezası uygulaması 102. maddenin hangi fıkrasına göre uygulanmaktadır? 102. madde kastedilen 4A sigortalılığı için değil midir? Değerli arkadaşlar, 102. madde hem 4A hem 4B için uygulanıyor ve oradaki gerek işe giriş, gerekse işten çıkış bildirgelerinin hem 4A'lar hem 4B'ler için verilmesi gerekiyor. Eğer 4B sigortalısı işe ilk defa Bağkur şirket ortağı olursa bunun şirket bildirmek zorunda. Ayrıca yine şirket bildirmek zorunda. Herkes için de asgari ücret oranında para cezası öngörüyor. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu e-posta gönderip arkasından bu e-postanın gereğini yerine getirmediğinizde idari para cezası uygulamıyor. E-posta ile ilgili herhangi bir uygulama yok ama diğer şirket ortaklığına başlamış ve çıkış veyahut da vergi mükellefine başlangıç ve çıkışla ilgili idari para cezası uygulanıyor.
Bir diğer soru. Bağkur primi sigortalık süresine göre Bağkur primi ödemesi gerekiyordu. Yeni kanuna göre Bağkur primi ise Bağkur basamağının seçilen basamağa göre primin ödenmesi gerekeceği, bu kanun ne zaman uygulanmaya girecek? Bu konuda mağdur olayı bir olan birçok emekli var. Karşısına yüklü miktarda Bağkur prim borcu çıkıyor. Şimdi bunu açıkçası tam anlamadım soruyu ama anladığım kadarıyla cevap vereyim. 1 Ekim 2008'den itibaren arkadaşlar basamak olayı kaldırıldı. Kişinin beyanına göre prim ödeniyor. Kişi ne kadar beyan ederse kazancın ona göre prim alınıyor. Yani yüksek bir basamak seçtim veyahut da yüksek basamağı yükseltirdim, oradan prim ödenecek gibi bir uygulama söz konusu değil. Böyle bir kanun da yok düzenlemesi. Evet, biraz da ben devam edeyim, soluklansın Sayın Müdürümüz. Ayşe Hanım, örnek firmanın birden çok bir örnek vermiş herhalde. Birden çok şubesi varsa farklı şehirlerde risk analizi ve değişim değerlendirmesi için uygulanacak tarih hangi tarih diyor? Aynı tarih 1-1-2013 tarihinden itibaren efendim. Devamına geleceğim. Risk değerlendirmesinin tarihini de sormuşsunuz. Tarih 1-1-2013. Toplam sayısı mı yoksa şube bazında mı sayı dikkate alınır deniyor. Çalışan sayısıyla risk değerlendirmesinin hiç bilgisi yok. Her işveren risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Her ne kadar varsa. Ama iş sağlığı başlangıç değişmiyor. Hepsi 1-1-2013'te risk değerlendirmesi yükümlülüğü 1-1-2013'te başlıyor. Bu sayı toplamına aynı kişiye ait birden fazla iş yeri bulunduğu takdirde aynı il sınırları içindeyse ya da komşu il sınırları içindeyse onun aynı merkezden hizmet alması mümkün olacak. Ama 50'den fazla işçisi çalışanı varsa zaten ayrı kurul kurması vesairesi yükümlülüğü devam ediyor. Mutlaka bir koordinasyon öneriyoruz. İş yerinde barter anlaşmasıyla özel bir sağlık kuruluşundan hemşirenin gelip gitmesi hemşirelik hizmetini ya da iş yeri hemşireliği hizmetini karşılamaya yetmez. Buna ilişkin yönetmelik yayınlandığında görülecek. Taslağımız da web sayfamızda aslında konmuştu sosyal tarafların görüşünü almak üzere ama şu anda halen var mı doğrusu hatırlamıyorum. Belki taslaktan da görebilirsiniz. Mutlaka belgeli ve işte belli eğitimleri almış olan kişiler arasından olacak ama bu şu anda yeter sayıda olmadığı için yönetmelik çıktığında onun için bir geçiş süreci öngörülüyor. 1-1,5 yıl kadar bir geçiş süresi verilecek. Alışveriş merkezi olarak çalışan temizlik merkezinde çalışan temizlik ve güvenlik şirketleri, yani alışveriş merkezinde pek çok mağaza var artı temizlik ve güvenlik hizmeti veren şirketler de var. Mutlaka ve mutlaka bir koordinasyon kurulu kurulacak. Alışveriş merkezinin yönetim kurulları var bildiğimiz kadarıyla. Bu yönetim kurullarının bu sorumluluğu almasını bekliyoruz. Artı bu hizmeti eğer o merkez anlaşırsa hazırladıkları aynı mekanı kullanmak üzere hizmet sunumu da aynı mekandan gerçekleştirilebilecek. Buna dair düzenlememiz İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde yayınlandı. İkinci tehlike sınıfında yani tehlikeli işletmelerde bildiğiniz üzere B sınıfı uzman gerekiyor. Ancak C sınıfı uzmanlar yasayla 3 yıl kadar sanırım B olarak çalışma hakkı verilmişti. Bir başka düzenleme ile geçtiğimiz günlerde sahanın sıkıntısını çözmeye yönelik bir geçici düzenleme daha yapıldı. 7 yıl süreyle tehlikeli işletmelerde çalışan C sınıfı uzmanları kendi meslek branşlarına uygun iş yerleri ise A olarak 7 yıl kadar o iş yerinde çalışma hakkı veriliyor. Buna ilişkin de bir liste hazırlanıyor şu anda. Önümüzdeki günlerde o liste yayınlanacak ve ona uygun olarak gereken ya da mağdur olan A sınıfı uzman bulamayan işletmeler bu şekilde sorunlarını çözmüş olacak. İş güvenliği uzmanları ya da iş yeri hekimleriyle ilgili onaylı defter biraz sorun. Değerli katılımcılar, bunu sizinle açık açık paylaşmakta bir mahsur görmüyorum açıkçası. Onaylı defterin
sektörde ya da alanda kullanımında bir suistimal tespit edildiği içindir ki biraz sıkı bir şekilde bütün defterlerin sayı tarih almaları için genel müdürlüğe gelmesi gibi bir geçici uygulamamız var ama bu çözülecek. Önümüzdeki günlerde standardı belirlenerek webde yayınlanacak ve her il müdürlüğümüzde, her ildeki çalışma ve iş kurumu il müdürümüz, müdürlüğümüz bu defteri onaylıyor olacak. Bu sıkıntıyı bu şekilde çözeceğiz. Risk değerlendirmesi raporlarıyla ilgili yükümlülük ne yazık ki kanunun maddesinde buna bir erteleme getirilmedi. Açıkçası buna bizim şu anda bakanlık olarak yani çok da uygulamada sıkıntı yaratmayacağını düşünüyoruz. Basit kontrol listeleri eliyle yapılabilirliğini hep konuşmamdan bu yana birkaç kez tekrar ettim. Çok gözünüzde büyütmeyin. Bunlar böyle kallavi rapor olmak zorunda değil. Tabii ki büyük bir kimya fabrikası, büyük bir boya fabrikası, ne bileyim büyük bir işletmede tabii ki risk envanteri çıkarılıp hepsinin değerlendirmesi ve sürecin izlenmesi çok daha kapsamlı bir rapor gerektirir. Yüzün üzerinde metot var. Bunu teknik kişiler biliyor ve bunu iş yerinde zaten iş güvenliği uzmanı hizmeti olduğu için o kişinin koordinasyonunda sağlayabilirler diye düşünüyorum ama küçük işletmeler için telaş etmeyiniz lütfen. O raporlar gözünüzde büyüttüğünüz kadar büyük değil ya da sorun değil hazırlanması onu söyleyebilirim. İzmir'de çalışan 17, Ankara'da çalışan 10, İstanbul'da 49, tehlike derecemiz 1 ise iş güvenliği ve sağlığı için ne yapmalıyız? Müracaat nasıl olacak? Şimdi bu işletmelerin her biri ayrı SGK sicil numarasıyla kayıtlı muhtemelen. Evet. Dolayısıyla her biri için hizmet satın almanız gerekir. Komşu ilde değiller ki hani birinden aldığınızda diğeri de sağlasın. Benim elimdeki sorular bu kadar. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii başka sorularınız var ama hepsini burada cevaplayamayacağız. Sürenin yetersiz nedeniyle herhalde bir plaket töreni olacak. Buyurun. İsterseniz plaket töreninden sonra çıkışta değerli meslektaşlarım, sorularınızı internet sitesinde de cevaplamaya gayret göstereceğiz. Öncelikle sayın katılımcılara sunumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Plaketlerini vermek üzere sayın oda başkanımız Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Değerli meslektaşlarım, biraz sabrınıza ihtiyacımız var. Teşekkür ediyoruz. Evet, plaketini almak üzere Sayın Yakup Süngü'yü davet etmek istiyorum. Buyurun. Plaketlerini almak üzere Sayın Doktor Rana Güven. Son olarak SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürümüz Sayın Ramazan Yıldız'ı da davet etmek istiyorum. Evet. Sayın Cüneyt Olgaç bir toplantıya yetişeceğinden ayrımızdan ayrılmak zorunda kaldı. Plaketini daha sonra kendisine takdim edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seminerimiz 5 Mart tarihinde sevgili meslektaşlarım. Buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.